Merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Oyun'la karşınızdayız. Ben Bora Bayraktar. Her hafta olduğu gibi dış politikanın önemli konularını konuşacağız. Dünyadaki gelişmeleri konuşacağız konuklarımla. Ve bugün gerçekten önemli bir zirvenin arkasından bu yayını gerçekleştiriyoruz. 2 saatlik yayın süresi içerisinde iki önemli konuya bakacağız. İki ana başlığa bakacağız. İlk önce Avrupa Birliği zirvesini masaya yatıracağız. Neler konuşuldu? Hem Avrupa'nın politikası açısından hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından neler konuşuldu, nasıl bir mesaj çıktı, Türkiye'nin verdiği bir tepki vardı, Türkiye neden Avrupa Birliği'ne sert bir tepki gösterdi, bunu konuşacağız ve yine Avrupa ile ilgili aynı zamanda NATO ayağıyla da ilgili Avrupa ilişkilerinin Karadeniz'de neler oluyor buna da bakacağız. İngilizlerle Ruslar biliyorsunuz hafta içinde birbirine girdiler, bunu değerlendireceğiz. İkinci saat diliminde biraz daha bölge konularını işleyeceğiz. Afganistan ve Libya konuları masada olacak. Afganistan asker tartışması devam ediyor. Bunun önü arkası stratejisi nedir bunu konuşacağız. Libya için 2. Berlin Konferansı geride kaldı. Neler konuşuldu? Türkiye'nin Libya operasyonu açısından ne gibi bir tartışma masada bunu konuşacağız. Ve Türkiye'nin bu alanlarda önündeki riskleri ve fırsatları tartışacağız. Küresel Oyun başlıyor. Tekrar merhaba. Küresel Oyun'da bugün yine konuklarımız, kıymetli konuklarımız var. Öncelikle onları size tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Doktor Şuay Nilhan Açıkalın, Ankara Hacı Bayram Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun. Estağfurullah. Ve Yusuf Erim, TRT World Dış Politika Uzmanı. Aynı zamanda benim pek çok yayında partnerim gibi beraber çok yayınlar yapıyoruz. Seninle Yusuf, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Dünyaya Türkiye'yi anlatan, Türkiye'yi de dünyaya anlatan isimlerden bir tanesi olarak sen de buradasın. İlk önce dediğim gibi Avrupa Birliği konusunu masaya yatıracağız. Avrupa Birliği liderleri bir araya geldiler ve pek çok konuda kararlar aldılar. Son olarak Rusya'ya yaptırımların uzatılması kararlaştırıldı. Türkiye'ye dönük bazı kararları vardı ve Avrupa Birliği'nin kendi içinde, kendi stratejileriyle ilgili pek çok konu konuşuldu. İlk önce bunu değerlendirelim, zirveyi değerlendirelim. Tabii Türkiye başlığını da konuşacağız. Şuay Hocam, hem size hoş geldiniz diyorum tekrardan yayınımıza, hem de isterseniz zirveyi bir değerlendirelim. Nasıl bir zirve oldu? NATO'daki, Brüksel'deki NATO zirvesinin hemen arkasından aslında Avrupalı liderler bir araya geldi. Yine Rusya bir gündem maddesi, Rusya ile ilişkiler, bir de kendi içlerinde güvenlik, Brexit, İngiltere'nin durumu, bunlar konuşuldu. Bir de tabii Türkiye'ye mesajlar var. Çok özetle nasıl değerlendiriyorsunuz bu zirveyi bölge politikaları açısından? Bora Bey, çok teşekkür ediyorum. Tabii liderler zirvesi özellikle bahsettiğiniz gibi NATO'nun arkasından olması açısından çok önemliydi. Özellikle de ana gündem maddesinin Rusya ve Türkiye ile ilişkiler olduğunda gözden kaçırmamak gerekiyor. Liderler zirvesinin öncesinde de aslında uzun zamandır tartışılan bir gerçeklik bu zirveyi de etkiledi bence. AB hala Euro krizinden itibaren içine girdiği sosyal, politik ve siyasi krizlerin döngüsünde olduğunu bir kere daha bu liderler zirvesi sonuç bildirgesinde de göstermiş oldu. Öyle ki aslında biz baktığımız zaman Türkiye ile ilgili kararlar minvalinde de özellikle Türkiye'nin izlemek istediği pozitif ajandaya değinmiş olmalarına rağmen beklediğimiz kadar bir pozitifliğinde olmadığını, hala Türkiye'ye mesafeli duruşlarını koruduklarını görüyoruz. Ama en baştan beri artık farklı düşüncelerimizi değil de ortak çıkar alanlarımıza odaklanmak konusunda da en azından bir belirti, bir ipucu vermesi açısından da bizim için önemli. Özellikle göç, gümrük birliği gibi noktaların vurgulanması bence çok önemli. Ama yine de bu liderler zirvesinin hem Türkiye ile ilişkiler hem de diğer maddeler açısından ben geçmiş dönemdeki liderler zirvesi gibi çok istenilen etkiyi ve beklenilen sonucu çıkarmadığını düşünüyorum. Peki bu önemli konulardan bir tanesi Rusya'yı, yani Türkiye'ye geleceğim ama Rusya'ya yaptırımların uzatılması konuşuldu. Bunu acaba Brüksel'deki NATO zirvesiyle koordine içerisinde mi okumalı? Çünkü bazı ülkeler mesela Almanya gibi Rusya'yla hala çalışmak istiyor. Ama Amerika'nın bu anlamda baskısı var.
O açıdan neler söyleyebiliriz? Tabii NATO zirvesindeki özellikle Çin ve Rusya vurgusu çok önemliydi. Kesinlikle AB liderler zirvesine de bunun etki ettiğini görebiliyoruz aslında. Ama şunu görmek lazım. Özellikle Almanya'da seçim yaklaşıyor ve Merkel'in Rusya ile ve Putin'le olan özel bir ilişkisi var liderler bağlamında. Dolayısıyla Almanya bu noktada Avrupa Birliği'nin bu sürdürme kararına rağmen gelecek dönemde yine ilişkilerini ben Merkel siyaseti bırakacak olmasına rağmen aynı minvalde sürdüreceğini düşünüyorum. Ama Rusya ile özellikle Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin ekseni şu anda tamamen transatlantik ilişkileriyle oldukça bağlantılı. Ve NATO'daki kararın takiben tabii ki Amerika'nın Avrupa Birliği'ne Rusya ile ilişkilerini hala bu soğuklukta tutması noktasındaki baskısı da devam edecektir. Devam ediyoruz. Şimdi Zuhal Hocam size geçeceğim ama az önce açılışta söylemeyi unuttum. Benim her hafta birlikte program yaptığım Ece Baban Hoca, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi. O da küçük bir rahatsızlıktan dolayı bugün aramızda değil. Hastanede bizi izliyormuş. Ona da geçmiş olsun diyorum. Ve sevgilerimizi geçmiş sunuyoruz. Olsun. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden çıkan mesajla ilgili olarak. Zirvede çok açık mesajlar verildi. Şu anlamda yani Türkiye'ye bir kere nasıl bir bakış açısıyla bakıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'nin adaylık statüsü gene çok fazla ön planda değildi. Stratejik bir ilişki kurma perspektifi gene ön plandaydı. Bunun ana eksenini tabii ki göç oluşturmakta. Zaten sadece şey değil yani bu AB Liderler Zirvesi'nde değil. Daha önce işte bu Libya ile ilgili yapılan zirvenin arka planında da gene Almanya'nın hep benzer bir yaklaşımla göçü kontrol etme perspektifiyle olaya girmeye çalıştığını görüyoruz. Yani en büyük önceliği açıkçası göç meselesinin kontrol altında tutulması ve Türkiye'yi de bu anlamda desteklenmesi gereken bir aktör olarak görmekteler. Yani ben bunu Avrupa Birliği'nin genel olarak bir uzlaşı sağlanan bir konusu olarak gördüm. Yani bir defa bu konu çok fazla tartışılmadı. Ancak Rusya meselesi tabii daha farklı bir şekilde ele alındı. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri çok mutsuzdu. Yani bu zirve süresince de birçok Doğu Avrupa ülkesi liderleri tarafından da dile getirilen bir mesele oldu. Bu da tabii işte Rusya ile kurulan ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair tartışmalar içeriyor. Biliyorsunuz Doğu Avrupa ülkeleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin topa yeniden girmesi, daha doğrusu aktif bir politikayla NATO üzerinden Batı bloğun, Batı'nın bir şekilde temsilcisi, koruyucusu rolünü yeniden üstlenmesinden sonra ciddi bir umutlanma içine girmişlerdi. Bu anlamda baktığımızda mesela daha önce de çok hoşlanılmasa da özellikle Biden döneminde rahatsızlık duyulan bir konu olarak biz bu mesela Kuzey Akım 2 çalışmalarını da görmekteyiz. Yani genel olarak baktığımızda Almanya'nın, Fransa'nın ve diğer daha merkezi ülkelerin Rusya ile olan yatıştırıcı politikalar tercihi ve Türkiye'ye yönelik olarak gene belki bir çeşit yatıştırıcılık olarak yorumlanabilecek. Özellikle Türkiye'nin desteklenerek göç konusunda adımlar atılmasının öne çıktığını görüyoruz. Hı hı. Tabii Türkiye'nin de buna bir tepkisi oldu. Ona da geçeceğiz ama Yusuf senden biraz daha bölgesel değerlendirme isteyebilir miyim? Yani Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde sence bölge politikaları açısından nasıl bir tablo çizdi Avrupa ülkeleri? Evet, şimdi tabii NATO zirvesinden sonra gelmesi çok önemli ve ben Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin NATO zirvesinin bir uzantısı, bir devamı olarak görüyorum. Şimdi Trump dönemine bakarsak Brüksel'den stratejik otonomi kelimesini çok duyduk. Avrupa Birliği ordusu kurulması gündemdeydi. Ama Biden'in gelmesiyle ve Biden'in sözde bir koalisyonları tekrar güçlendirme hamleleriyle beraber bu stratejik otonomi kelimesi söylemi yavaş yavaş ortadan kalktı ve Avrupa'nın tekrar bir NATO'ya geri dönüşünü görüyoruz. Amerika'ya tekrar bir güvendiğini görmeye başlıyoruz ve Biden NATO zirvesine gelmeden evvel önce İngiltere'ye uğradı. Ve ayrıca da zirve kapsamının içinde de bir sürü ikili görüşme de gerçekleştirdi. Bunların bir tanesi tabii ki Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraberdi ama aynı zamanda Alman ve Fransız liderlerle, önemli Avrupa Birliği ülkelerin liderleriyle de görüştü. Ve burada belli bir anlaşma sağlandığı gözüküyor. Çünkü Avrupa'nın Avrupa Birliği zirvesinden Rusya'ya karşı bir hamleler görüyoruz. Belarus'a karşı sert bir duruş görmeye başladık. Sadece Rusya değil ama
Rusya'nın uzantısı olarak görünebilen devletlere karşı bir sert bir duruş görmeye başladık. Ve bu 2 sene evvel bu böyle bir şey olmazdı. Ben Rusya'ya karşı bu kadar sert bir duruşun ne Macron'un ne de Merkel'in onaylayacağını düşünmüyordum. O zamanlar tabii ki İngiltere Avrupa Birliği içindeyken anti-Rus kanadı İngiltere üstleniyordu ama tabii İngiltere'nin Brexit dolayısıyla Avrupa Birliği'nden çıkmasından dolayı Rusya'ya karşı çok sert bir duruş sergileyen bir ülke kalmadı esas Avrupa Birliği'nde. Onun için böyle kararlar alınması NATO zirvenin ve Biden'ın etkisi çok büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye konusuna geldiğimizde tabii Türkler artık somut adımlar bekliyor Avrupa Birliği'nden. Bu somut adımların içinde her şeyden evvel bir gümrük birliğinin yenilenmesi. Yani bir ortadaki sistematik sorunları artık çözüm bulunması lazım. Bu tercihli ticaret ve ekonomik ilişkilerin tarım, kamu, hizmetler, e-ticaret gibi alanlarda artık kapsayacak şekilde genişletilmesi lazım. Bu Türkiye için çok önemli. Çünkü AB 1 numaralı ticari partner Türkiye'nin çok önemli. Tabii ki zirveden gördüğümüz kadarıyla bir 3-3,5 milyon avro gibi bir yardım gelecek Türkiye mülteci sorunu için. Ama bu da yetersiz. Türkiye sadece para istemiyor. Türkiye bu anlaşmanın revize edilmesi, yeni şartları, yeni dinamikleri göz önünde bulundurarak yenilenme zamanı geldi bu sözleşmenin. Yani 2006'daki şartlar ve 2021'deki şartlar aynı değil. 2016'da Türkiye 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyordu. Şu an 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 50 milyar dolar değerinde hizmet ve ürünler verdi bu mültecilere bakımında. Onun için sadece parayla çözülecek gibi değil bu sorun. Avrupa Birliği bunu belki bir havuç sopa anlayışında bir havuç olarak görse de Türkiye için 3,5 milyon avro havuççuk diyelim. O kadar öyle deyip geçelim. Tabii ki öbür konularda vizesiz seyahat daha da orada bir somut adım atılmadı. Bu mülteci anlaşmanın bir parçasıydı. Tabii üyelik müzakerelerin tekrar hızlanması o yakın zamanda yani en az önümüzdeki 1-2 yılda mümkün gözükmüyor şu an. Daha orada da pek bir somut adım atılmadı. Kıbrıs sorunu var tabii. O da artık Türkiye için yeni bir faz, yeni bir yol haritası. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yol haritası çizdi orada. Daha Avrupa Birliği'nden tabii ki bir mırıldanmalar gelse de daha tam net bir Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler'den bir iki devlet çözüme karşı nasıl bir yaklaşım, net veya resmi bir yaklaşım daha görmedik. Ama tabii ki hoşlarına gitmeyecek ama artık realiteler ortada. Evet. Bu artık çok açık bir şekilde konuşulması lazım iki devlet çözümü. Şimdi burada bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı da pozitif gündem oluşturmaktan bahsetmişti. Avrupa Birliği ile Batı ile ilişkilerde. Karşı taraftan da buna yönelik aslında bir adım gibi görünüyor. Ama diğer taraftan negatif gündem maddeleri de az değil. Yani böyle baktığımız zaman şimdi mesela burada sizin ifade ettiğiniz göç konusunda Türkiye Avrupa Birliği açısından çok çok önemli, çok kritik ve burada bir pozitif ajanda oluşabiliyor. Ticaret konusu, gümrük birliği konusu bunlar artılardı ama diğer tarafa baktığımız zaman mesela bir Kıbrıs sorununu biz diğer tarafta görüyoruz. Yani problem alanlarından bir tanesi Doğu Akdeniz, efendim Suriye, PKK, YPG, terörle mücadele buralarda Avrupa Birliği'nin politikaları sorunlu yani Türkiye açısından baktığımız zaman. Ya, ve şu anda ortaya konulan vizyonda sanki Türkiye ile üyelik olmasın ama yine de çalışalım. Böyle bir değerlendirme yapmak herhalde yanlış olmaz. Aslında yeni bir şey de değil ama yani Merkel Sarkozy bunu söylüyordu. İmtiyazlı ortaklık falan diyorlardı. Avrupa Birliği herhalde yine bu noktada mı demek lazım? Nasıl okuyoruz bunu? Yani aslında Bora Bey kesinlikle tespitiniz doğru. Adı konmamış bir sanki imtiyazlı ortaklık muamelesi var. Biraz önce hocam da bahsetti. Türkiye'yi evet stratejik aktör olduğunu kabul ediyor. Güvenlik açısından öneminin farkında. Tüm bunları aslında yansıtan bir bildiri var. Ama aslında şunu görmekte yarar var. Biz sadece belirli teknik alanlara takılmış durumdayız. İşte
göç olur, gümrük birliği olur. Bizim aslında Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği biraz daha geniş perspektiften stratejik bakabilse, yeşil mutabakat, İslamofobiya ile mücadele, Türkiye ile bu alanlarda ciddi anlamda işbirliği yapabilir ve tüm bunların üstünde de pozitif bir gündem yaratabilir. Çünkü gümrük birliği dediğiniz daha teknik alan, işte Türkiye'nin özellikle ilerleme kaydetmek istediği başlıklar var. Belki biraz buralarda da Avrupa Birliği olumlu adım atmaya yaklaşırsa, bence diğer konularda da bir üst ajanda oluşturulabilir ve bu da olumlu da kalabilir. Ama tabii onlara sürekli bir şekilde böyle dar bir perspektifle Türkiye'yi sadece evet önemli bir aktörsünüz, biz ortak konularda işbirliği yapalım ama sizin adaylığınız tüm bunlardan bağımsız olsun yaklaşımıyla bize yaklaşıldığında tabii Türkiye'de bugünkü vermesi gereken tepkiyi en doğru şekilde, en doğru yerde hem Cumhurbaşkanımız önderliğinde veriyor. Dolayısıyla bunu iyi görmek lazım. Avrupa Birliği maalesef uluslararası ilişkilerdeki konumlanmasını biraz önce söylediğim gibi Avro kriziyle başlayan krizler döngüsünde gittikçe kendini dar bir alana sokmuş durumda ve şu anda da sadece kendisinin dünya ve bölgesel konulardaki konumunu aslında göç, güvenlik ve Doğu Akdeniz'e sıkıştırmış durumda. Bunda da öyle bir tavra giriyor ki adeta Türkiye'nin geri adım atması yönünde bir tutumu var. Tabii bu da Türkiye için asla kabul edilebilir bir gerçeklik değil. Burada şeyi hatırlatalım. Dışişleri Bakanlığı zirvede alınan kararlara tepki gösterdi. Evet. Bir açıklama yapıldı. Burada Türkiye başlığı altında kabul edilen kararların beklenen ve gereken adımları içermekten uzak olduğu söyleniyor. Türkiye'nin gerginliği düşürülmesi, diyalog ve işbirliğinin başlatılması bakımından üzerinden düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söylüyor Türk Dışişleri Bakanlığı. Avrupa Birliği'nin buna karşın pek çok olumlu gündemi hayata geçirmekte, somut kararlar almakta erteleme yaptığını, oyalama taktiği yaptığını söylüyor. Adaylık statüsüne atıfta bulunulmasından kaçınılmasını altını çizmiş Türkiye. Devamında tabii 3 milyar euro az önce senin de söylediğin gibi çok önemli değil. Zaten Suriyeli sığınmacılara gidiyor diye. Kıbrıs Türklerini de yok sayıyor diyor bu karar. Evet. Yani sayıyor. Çünkü yani benim şu toplantıdan görebildiğim, yani özellikle kritik açıklamalara baktığımızda mesela Michel'in yaptığı açıklamada mesela Libya konusunda, Doğu Akdeniz konusunda bir pozisyon değişikliği açıkçası gözlenmiyor. Yani Türkiye belki bir miktar buralarda da farklı şeyler duymak istiyordu. Çünkü biliyorsunuz uzun bir zamandır çok büyük bir gerginlik Doğu Akdeniz'de yok. Bu sakinleştirmek ortamı ve işte pozitif gündem oluşturmak konusunda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla aslında yaptı alanda. Tabii bu şey şu değil, yani kendi hukuki statüsünü zarar verecek bir takım girişimler olmuştu. Mesela bir zannediyorum Alman gemisi girmeye kalktı, bir sismik araştırma gemisi, hemen onu apar topar dışarı çıkartmıştı. O çünkü hani hukuki statüsüne zarar verecek bir şey, o bambaşka. Ama hani diğer gerginliğe sebep olacak konularda Türkiye hakikaten bekleyip Avrupa Birliği'nin adım atmasını ve bu konuda bir takım gelişmeler olmasını bekledi. Ben zaten bu zirvenin olduğu gün ve akabinde yapılan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bana çok çok manidar geldi. Çünkü hep Yunanistan mesela istikrar unsuru, Türkiye'yi istikrarsızlık unsuru gibi hani bir takım böyle mesaj içeren kavramlar kullanarak hep konuşuyordu. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada tam olarak bunların altını çizerek böyle işte istikrar unsuru, işte barış ve güvenlik gibi yani çok kritik kelimeleri içeren ve Türkiye'yi aslında burada çok önemli bir aktör olduğunu kabul etmeye davet eden bir konuşmaydı akabinde yapılan. Yani Dışişleri Bakanlığı'ndan hariç olarak o yapılan konuşma. Çünkü hani biz akademide biliyorsunuz kavramlar, hangi kelimeler kullanılmış bunlara çok bakarız. Bir hani bunların çok anlamlı olduğunu düşünürüz. Benim gördüğüm açıkçası Türkiye yeniden masada bir mesaj veriyor ve yani burada bir çok taraflı bir masanın kurulmasıyla bunun çözülebileceğinden bahsediyor. Nitekim Kıbrıs konusu da böyle. Yani Kıbrıs konusunda adım atılması gerekiyor ve buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adının tamamı adına Avrupa Birliği'nin üye olarak alınmış olması. Gümrük Birliği'nde yaşadığımız sorun da aslında tam olarak bununla ilgili. Türkiye'nin üyelik sürecinde yaşanan sıkıntılar da tam olarak bununla ilgili. Yani aslında Doğu Akdeniz denkleminin en önemli unsurlarından bir tanesi adada bir çözümün bulunması. Yani herkesin kabul edeceği bir denklem, bir çözümün bulunması. Bu anlamda Türkiye zaten bu iki devletli
çözümü ortaya getirdi. Çünkü anlam planından başlamak üzere çok açık ve yüksek bir sesle artık eşitlik, eşit federasyon fikrinin çok fazla kabul görmediğini görüyoruz. Zaten bahsettiğiniz Kıbrıslı Türklerin yok sayılması konusu da bambaşka bir noktaya ulaşmış durumda. Akademik camianın içerisinde bile yapılan konferanslarda çok açıkça şu dile getiriliyor. Artık Kıbrıs'ta Türk diye bir şey yok. Karşımızda Türkiye var. Türkiye ile bu müzakereler yürütülüyor. Dolayısıyla yani konu öyle bir yere ulaştı ve öyle bir çıkmaz sokağa girdi ki bunun geri dönüş amacıyla Türkiye böyle bir öneriyle geldi. Ama alternatifli çözüm önerilerine de ben Türkiye'nin bir şekilde dönebileceğini ama karşı tarafın hala bu noktada olmadığını, açıkçası ne talep ediliyorsa onun alınmaya çalışıldığını düşünüyorum Kıbrıs'ta. Yine de bir ilerleme olduğu söylenebilir mi Yusuf? Mesela zamanda bir yolculuk yapalım. 5 ay geriye saralım. Mesela Ocak, Şubat. O zamanki Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini hatırladığın zaman işte yok yaptırımlar mı geliyor, öyle mi oluyor? Ne oldu da Avrupa Birliği biraz tonunu değiştirdi? Yani şunu söylemiyorum, Avrupa Birliği Türkiye'ye kucak açmış değil. Zaten Dışişleri Bakanlığı eleştiriyor. Türkiye'nin beklentilerinin çok gerisinde bir tavır içinde ve tam üyelikten tamamen uzak, hala Türkiye'yi oyalayan bir Avrupa Birliği var. Ama yine de 5 ay öncesine göre farklı bir noktada yani, olduğumuzu söyleyebiliriz, doğru kesinlikle mu? Kesinlikle 5 ay önce yaptırımlar konuşuluyordu. Şu an yaptırımlar değil. En az bir pozitif gündem devam ediyor. Ne kadar somut adımlara yansımasa da yine de bir pozitif gündem var. Neler oldu? Her şeyden evvel bence Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki ilişkiler biraz düzeldi. En son NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kyriakos Mitsotakis'le Yunan Başbakan'la beraber görüşmesinde aldığı karar artık sadece yüz yüze ve direkt hat birbirleriyle görüşmezleri bu yazın Doğu Akdeniz'de sessiz bir yaz olma dileği bunlar hep olumlu yansıdı AB tarafından. Çünkü AB Doğu Akdeniz'e çok önem veriyor ve Yunanistan'la Türkiye'nin arasındaki ilişkinin en az sürdürülebilir bir halde olmasını istiyor, tansiyonun düşmesini istiyor ve de bu aradaki mekanizmaların NATO kapsamında ve Avrupa Birliği kapsamındaki mekanizmaların çatışmasını, iki ülkenin arasında olası bir kazara veya bilinçli bir şekilde bir çatışmayı önlemek istiyorlardı. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Bu tabii ki en kötü senaryoydu. Hiçbir zaman gerçekleşmedi ve öyle bir şeyin de gerçekleşeceğini de düşünmüyorum hiçbir zaman. Ama tabii iki tarafın arasında buzların erimesi, diyalogun tekrar canlanması ve de şimdi artık liderler seviyesine yükselmesi diyaloğun olumlu karşılıyorlar. Suriye'de tabii ki mülteciler konusunda Türkiye'nin başarısını olumlu karşılıyorlar. Bunlar tabii yani ki olumlu. Türkiye biraz kendini kabul ettirdi diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani özellikle son aylarda hem sahada Türkiye'yi yani zorlayarak bir şey elde edemeyeceğini gördü herhalde Avrupalılar. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Yani Türkiye zorlayarak Doğu Akdeniz'de bak kaç ülke zorladı Türkiye'yi? Doğu Akdeniz Forumu'na bakarsak, Gaz Forumu'na bakarsak kaç ülke var orada? İsrail, Fransa ne kadar zorladı? ABD ne kadar zorladı? Yani kaç tane ülke devreye girdi ve Türkiye hala Doğu Akdeniz politikasından vazgeçmiyor. Aynı çizgide devam. O için Türkiye o iradeyi gösterdi. Vazgeçmeyeceğini gösterdi. Tehditlerle, yaptırımlarla, sert retorikle bu yoldan vazgeçmeyecek. Doğu Akdeniz'de hakkını arayacaktır her zaman. Kıbrıs'ta da, Kıbrıs Türkleri de her zaman destekleyeceğini de gösterdi. Onun için Avrupa Birliği de artık farklı bir gözle bakması lazım Türkiye'ye. Çünkü öyle bir ilişki var ki ne beraber yaşayabiliyorlar ama ne Türkiye'siz de yaşayabiliyorlar. Arada bir yerde böyle bir kaldı Avrupa Birliği. Onlar da bence aralarında tam Türkiye'de ne istediklerini, ne yapacaklarını onlar da tam bilmiyorlar. Yani eminim bir bölümü gerçekten Türkiye'nin üye olmasını faydalı görüyor. Hı hı. İtalya, Malta, Macaristan, İspanya gibi bir sürü ülke var Türkiye'nin üyeliğini destekleyeceği veya Türkiye'nin üyeliği çok ciddi şekilde bir fayda sağlayacağını. Hele İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye şu an hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak, stratejik olarak çok ciddi bir farklı bir boyut katar, farklı bir dinamik katar Avrupa Birliği'ne. Tabii Türkiye ne kazanır Avrupa Birliği'ne giriş üye olursa? Bence 5-10 sene evvel
çok şey kazanırdı. Ama şu an bence Türkiye bağımsız bir şekilde devam etmesi bir sorun değil. Gayet başarılı bir şekilde bağımsız devam edebiliyor. Dünyanın düzeninin çok çok kutuplu bir dünyaya bürünmesi Türkiye'nin çok işine geliyor. Çünkü aynı zamanda Çin'le ilişkileri yürütüyor, Rusya'yla, AB'yle, ABD'yle ve AB'nin genel bir politik çerçevesinin sınırlandırması olmadan bu kararları alabiliyor. Burada Türkiye'nin işi bu noktaya getirmesinde herhalde biraz şunun da etkisi oldu. Türkiye Avrupa Birliği içerisindeki çatlakları biraz değerlendirebildi. Ne dersiniz? Siz Avrupa Birliği üzerine çalışmalarınız da olduğunu biliyoruz. Biraz hani Avrupa'nın içindeki güç dengelerine de bize anlatabilirseniz. Yani Almanya, Fransa, işte hangi ülke nasıl bir tavırdaydı ve Türkiye buraya nasıl nüfuz etti, nasıl bu noktaya getirdi Avrupa Birliği'ni? Ne dersiniz son 4-5 ayda? Tabii Avrupa Birliği'nin ciddi manada bizim akademide kullandığımız bir kavram var. Parçalanmış bir fotoğrafı var aslında baktığımız zaman üye ülkelerin içerisinde. Almanya ve Fransa tarih boyunca olduğu gibi yine Avrupa Birliği'nde öncü ülkeler şu anda. Özellikle tabii Merkel'in uzun yıllardır süren hem Almanya şansölyeliği hem de Euro krizinden itibaren adeta Avrupa Birliği'nin liderliğini üstlenmiş konumu Türkiye için önemli bir avantaj oluşturuyor. Çünkü şansölye Merkel'le Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten birebir yürüttüğü her konuda önemli konularda, bölgesel konularda, sadece Türkiye-AB ilişkileri bazında değil, önemli bir lider diplomasisi gerçeği var. Dünkü zaten lider zirvesinden sonra aslında Merkel'in yaptığı açıklamaların eksenine de baktığımız zaman, yani Türkiye'nin bazı söylediklerini anlamak ve bunları aslında bir şekilde biz de görmek zorundayız gerçekliğini en iyi gören liderlerden birisi bir kere Merkel. Bu çok önemli. Çünkü Merkel görevi bırakacak olsa da bu sene içerisinde, biraz önce de söyledim, ciddi manada hala Almanya'yı ve Avrupa Birliği siyasetinin en önemli aktörü. Onun ötesinde şöyle bir gerçeklik var. Euro krizi, arkasından Brexit ve tabii ki Suriye mülteci krizi Avrupa Birliği'ndeki temel, o hep böyle işte kuzey, güney, doğu, batı arasındaki o ayrışmaları biraz daha aslında ortaya çıkardığını da görmek gerekir. Ciddi manada Avro krizinden etkilenmiş ülkelerin bugün biraz daha toparlanmış olsalar da ekonomik zorluklarla yola devam ettiği, öte yandan daha iyi durumda olan ülkelerin de bu Euro krizindeki süreçte entegrasyona bakış açısının değiştiğini de gördük. Tabii bir de işte Macaristan, Polonya gibi şu anda Avrupa Birliği'nin içinde ciddi manada eleştirilen ülkeler de var. Tabii bu farklı, bu bölünmüş fotoğraf Türkiye için önemli bir şey de aslında ifade ediyor. Bunu şöyle görmek lazım. Bütün üye ülkeler tek başına Türkiye'yi asla kaybetmeyi göze alamayacaklarını çok iyi bilen ülkeler. Hem bölgesel ilişkiler hem ticari ilişkiler anlamında Türkiye hepsiyle ayrı ayrı çok önemli ortak bir ülke. Bunu görüyorlar ve bu bağlamda da aslında Türkiye'ye yönelik çıkacak kararlar bağlamında da bu bir dağılmışlık Türkiye için önemli bir avantaj. Türkiye bunu hem Cumhurbaşkanımız liderlik açısından yönettiği süreçlerde, lider diplomasisinde çok etkin kullanıyor. Hem de aynı zamanda bu bölünmüş fotoğraf bir şekilde Türkiye'nin tüm alanlarda Avrupa Birliği ile girdiği aslında krizlerde bir yandan da Türkiye'yi hala aslında vazgeçemeyecekleri bir ortak olarak görmelerini de sağlıyor diyebiliriz. Burada hocam birkaç gündür bir Navtex olayı tekrar başladı farkındaysanız. Türkiye yeni Navtex'ler ilan etti ve Savunma Bakanlığı bunu Yunanistan'ın tavrından dolayı. Şimdi az önce Yusuf Orta'ya Türkiye'nin nasıl yumuşattığını Avrupa'ya anlatırken Yunanistan'la yakınlaşmadan da söz etti ama bir taraftan da belki Yunanistan içerisinde bazı çevreler de, değil mi, bunu sanki baltalamaya ve Türkiye'yi provoke etmeye, yeniden bu hani olumlu demek istemiyorum ama ne diyeyim, sakin atmosferi dağıtmaya çalıştığı söylenebilir mi? Ne dersiniz? Yani bence de aynı şeyi düşünüyorum. Biraz evvel bahsettim ya, işte bu seçilen kavramlar, bu aslında Avrupa'da
Bölgede Türkiye'nin iddiaları ile ilgili olarak ve hani bir çözüm bulunacaksa bunların tamamen yok sayılmaması gerektiği noktasına doğru işlerin kaymasından kaynaklandığını düşünüyorum. Nitekim hem NATO zirvesinde hem de AB zirvesinde Yunanistan açıkçası pek istediğini bulamamış gibi duruyor. Bundan dolayı son derece eleştiriliyor tabii yani hükümette baktığınızda Yunan medyasının içerisinde. Çünkü bir şekilde özellikle Türkiye'ye karşı bu göç konusunda ve işte mülteciler konusunda fazlaca prim verildiği ve diğer konulara mesela işte ne bileyim insan hakları hukukun üstünlüğü gibi konulara çok fazla girilmedi. Niye girilmedi efendim? Bu Türkiye'nin bir zaferidir falan gibi böyle bu tarz haberler var. Şunu ben açıkçası tabii temel sebep olarak görüyorum. İşte 2016'da yapılan anlaşma şimdi tam dönüm noktası bu. Geri iade anlaşmaları, bu göçmenlerle ve mültecilerle ilgili yapılan anlaşma biraz ona denk geldiği için bu Avrupa Birliği zirvesi bu böyle oldu. Ama Yunanistan tabii biraz evvel bahsettiğim o temel kavramlar işte istikrar unsuru, güvenlik sağlayıcı yani tamamen bütün dış politikasını bunun tam tersi söylem üzerine kurmuştu. Şimdi Cumhurbaşkanı da o noktadan Türkiye'yi yeniden bölgede konumlandırmaya çalışınca hayır bak gördünüz mü bizim dediğimiz gibi ya getirmeye çalışıyorlar. Nitekim sadece Navtex'ler değil hatırlarsınız bir askeri bir araştırma gemisi vardı. Adını şimdi unuttum. Çakarlarla, uçaklarla üzerinden yakından geçmişlerdi. O da mesela çok provokatif. Yani sizin bir tepki vermenizi, bir şey yapmanızı, bir saldırganlık unsuru göstermenizi çünkü bekliyor. Çünkü söylen onun üzerine yani Türkiye saldırgan bir devlet diyebilmek için. Aynen öyle ve bu zirveden çıkan kararların da ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını da açıkçası bu anlamda yanlışlamak üzerine giden bir şey. Kaç senedir aslında bu böyle devam ediyordu. Yani yaz aylarında özellikle çok büyük bir sorun çıkmıyordu yapılan 1988 anlaşmasından sonra ama bu sene böyle yapılması tercih edildi. Yani aslında bir yerde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin biz yavaş yavaş Ege'ye de sıçrayacağını görmeye başladık. Yani Türkiye'yi bir şekilde marjinalize etme çabalarının bir sonucu olarak. Ben artık Navtex'lerin yeni bir gerginlik olarak değil de yoksa tansiyon arttırıcı değil artık sürdürülebilir bir gerginlik olduğunu düşünüyorum. Yunanlar da artık alıştı. İki ülkenin de hava kuvvetlerinin birbirinin hava sahalarına girmesi bunlar artık 10, 20, 30 yıldır alışılan bir durum. Ve bence Türkiye bu pozisyonu devam etmesi önemli. Hele bu zirveden sonra gerçekten bir tepki ortaya koyması lazım. Eninde sonunda bir sorun olduğunu hatırlatarak karşı tarafı bir somut adım atmasına itiyorsun. Ayrıca da bir de Avrupa Birliği'nin parçalanması hakkında parçalanmış bir şekilde bir hal almasından bahsetmek istiyorum. Daha evvel de konuşmuştuk bu konuyu. Sadece Avrupa değil de daha geniş perspektiften baktığımızda Batı'nın fragmentasyonu. Eskiden Batı dediğimizde bir Washington denilirdi. Belki bir de Brüksel denilirdi ama son zamanlar Avrupa Birliği içinde Berlin ve Paris'in ayrışması, Londra'nın Brexit'te ayrılması artık bir sürü batı var. Onun için Türkiye'nin batıyla olan ilişkileri bu fragmentasyon sayesinde daha sağlam hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü Washington'la ilişkiler zarar gördüğünde Türkiye Berlin ve Londra'yla götürebiliyor o batıyla, batı kanadıyla olan ilişkiyi. Paris'te sorun olduğunda Brüksel'le götürebiliyor ilişkiyi. Bu Türkiye'nin yararına yani böyle de devam etmesi göreceğiz. Biden tabii ki şu an Batı'yı tekrar tek çatı altına toplamak istiyor. Ama çok kutuplu dünyanın gerçekleri de var. Bir Çin gerçeği var, bir Rusya gerçeği var, İran gerçeği var. Bunlara karşı nasıl bir duruş sergileyecek Avrupa Birliği? Ne kadar bir araya kalabilecek? Onu zaman gösterir ama ben pek Batı'nın tekrar eski 10-20 yıla belki haline tekrar geri döneceğini artık düşünmüyorum. Amerika'da Batı'yı tek başına tutabilecek bir gücü kaldığını düşünmüyorum. Ekonomik olarak, askeri olarak kaldığını düşünmüyorum. Çünkü bir taraftan Çin, bir taraftan Rusya çok ciddi adımlar atıyor. Bak NATO zirvesinden sonra tekrar Tayvan konuşulmaya başladı şu an Çin'de. Çin bir deniyor. Rusya tekrar NATO'yu deniyor. Yani görüyoruz ki NATO toplandı diye veya Avrupa Birliği kararlar aldı diye Çin ve Rusya uyumuyor. Onlar da devam ediyor. İran devam ediyor. İran da belli atılımlar yapmaya çalışıyor. Batı'yı rahatsız eden
şeye rağmen İran nükleer anlaşmaya tekrar geri dönme ihtimalinin çok yüksek olmasına rağmen orada da çok ciddi sorunlar görüyoruz. Yemen'de olsun sıkıntı yaratıyor, Irak'ta olsun sıkıntı yaratıyor, Suriye'de olsun sıkıntı yaratıyorlar. Bir de İsrail'in sınırlarında da bir güvenlik tehdidi yaratıyorlar. Bu da Batı'yı endişe verici durum Batı için. Ama ben hala Batı'nın genel yapı olarak fragmante kalacağını düşünüyorum artık bu saatten sonra. Eski birlik olmaz. Evet. Burada tabii Rusya'ya değinmişken bu gerilimlerden bahsederken belki bu hafta yaşanan olayı da bir konuşmak gerekebilir. Bir İngiliz gemisi Kırım'a yaklaştı diye, değil mi? Ruslar tacizde bulundular. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani nereye gidiyoruz böyle yeni bir soğuk savaş? Aynı daha belki dediğim gibi bu NATO zirve sonrası bir herkes bir test ediliyor. Dediğim gibi Tayvan konusu tekrar gündeme geldi. İşte dediğiniz gibi İngiliz gemisi HMS Defender miydi zannediyorum ismi doğru hatırlıyorsam. O gemiye bir uyarı ateşi yapıldı söyleniyor. İngiltere de deniyor, NATO da deniyor esas bir taraftan bakarsan İngiliz gemisinin de o kadar yakın Kırım Karasularına o kadar yaklaşması da bir deneme. Onun için NATO zirvesinden sonra parçalar oynamaya başladı. Belli bir düzen oturtulmaya çalışıyor bu iki süper güçle Batı'nın arasında. Buyurun. Yani bu konuyla ilgili belki şöyle bir şey ekleyebiliriz. Aslında yani İngiltere'nin yapmaya çalıştığı şey uluslararası deniz hukuku açısından çok da sorunlu bir şey değil aslında. Yani çünkü sadece geçiş yapacak ve en kestirme, en kısa yoldan geçme yani haklarının olduğunu biliyoruz. Ancak burada Rusya ve Çin gibi devletler özellikle kendileri için hassas olan bölgelerde bu tarz girişimlerden hoşlanmıyorlar. Yani zaten Karadeniz konusunda hassasiyet geliştirmiş olan bir Rusya, özellikle Ukrayna ve Kırım konusunda hani İngiltere'nin bir fiil orada olup da bunu yapmasından çok rahatsız oldu ve açık açık bu NATO'ya, Batı'ya verilmiş olan mesajlardan bir tanesiydi. Ama şey daha enteresan, farkındaysanız İngiltere'nin verdiği tepki, aa yok öyle bir şey tadında bir tepki verdi. Bize değil de önümüzde arkamızda işte ne denir ona, tatbikat yapılıyordu. Bizimle ilgili değildi ki Rusya açık açık söylüyor. Hayır sizinle ilgiliydi, biz size yaptık diye. Bu da enteresan bir şey. Dolayısıyla ben Karadeniz'de kontrollü bir şekilde Rusya'nın test edileceğini görüyorum yakın zamanda. Bu daha önce Gürcistan'da olduğu gibi böyle minik ısınmalar önümüzde bizi bekliyor gibi duruyor. Şimdi bir tatbikat olacak. Deniz Meltemi tatbikatı Karadeniz'de önümüzdeki günlerde NATO tatbikatı. Buna karşı Ruslar da Doğu Akdeniz'de bir tatbikat yapacağını açıkladı. Bu açıdan baktığımız zaman yani bu gerilim nereye doğru gidiyor? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bu gerilimden nasıl etkilenir? Yani Avrupa Birliği bu ortamda Türkiye ile biraz daha gerilim mi? Yoksa Türkiye'yi işte biraz daha yanımızda tutalım mı? Nasıl bir siyaset izler? Ve bu son zirve ışığında belki bunu nasıl konuşabiliriz? Bora Bey, tabii onu yorumlamadan önce hemen şunu söylemekte yarar var. Özellikle bu İngiliz gemisinin Karadeniz'de yaşadığı olayla ilgili NATO 2030 vizyonuna baktığımız zaman hep bir önemli vurgu var. Belirsizliğin içinde güvenliği yönetmek kavramı var sürekli. Tabii Rusya'da bence orada bu bölgede belirsizliğin süreceğinin de mesajını aslında bu hareketiyle vermiş olduğunu düşünüyorum ben. Öte yandan sorduğunuz sorunun cevabını... Belirsizliği de biraz besliyor ve körüklüyor, evet, değil mi Rusya? Evet tabii ki, çünkü o bölgeyi kendi kontrol alanı olarak görüyor ve buradaki bu belirsizliği ben yönetirim, gerekirse ben yaratırım, gerekirse de ben müdahil olurum mesajını da bence vermeye çalıştığını düşünüyorum. Ama tabii NATO'da bütün 2030 vizyonu ve bunun hemen arkasından yaşanmasıyla NATO'da buna tepkisiz kalmayacağını aslında gösterdi. Tekrar sorunuza dönmüş olursak, ben Avrupa Birliği'nin eğer özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin sürekli manipülasyonundan kurtulabilirse Türkiye ile ilişkileri Doğu Akdeniz bağlamında gerilimi tırmandırmak aslında istemediğini düşünüyorum. Ama hem liderler bildirgesinde hem de genel olarak bu zamana kadarki tutuma baktığımızda maalesef dönüp dolaşıp söyledikleri argümanlar hem Yunanistan'ın hem de Kıbrıs Rum kesiminin argümanlarının tekrarı oluyor. Dolayısıyla o açıdan yani hani şunu görmek gerekir. Eğer Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin güdümünden çıkabilirlerse bence
gerilimi azaltmak yolunda kalacaklarına inanıyorum ben. İnanmak istiyorum. Evet, yani Türkiye aslında çok batıda çok eleştiriliyor bir taraftan. Ama bir taraftan da yani Türkiye'yi yanımıza tutalım düşüncesi de var. Biz geçtiğimiz günlerle Yusuf'la birlikte bir yayın yaptık YouTube'da. Bir Türk, sen, bir Amerikalı ve bir Rus. Çok güzel. Türkçe konuştuk. Ben de yani moderatör gibi oradaydım. Benim dikkatimi şu çekti. Yani merak edenler de YouTube'dan bakabilir. Amerikalı ve Rus kim Türkiye'yi daha çok seviyor tartışmasına girdi. Öyle değil mi? Yani, evet. Kim Türkiye'ye daha çok faydalı? Kim daha faydalı? Kim daha yakın? Evet. Yani böyle bir rekabet var değil mi? Yani bir tarafta hani uluslararası basında herkes Türkiye'ye çullanırken bir taraftan da aslında ne kadar önem verdiklerini ben orada anladım. Ne dersin? Ya tabii şimdi iki tarafta asimetrik ilişki yürütmek istiyor Türkiye ile. Ama o asimetrik ilişkinin neticesinde Türkiye uzaklaşırken aman gel geri bir yere gitme. Dur. Benim asimetrik ilişkim ol istiyorlar ama da Türkiye artık bunlara karnı tok ve de daha belki sorduğun soru Avrupa Birliği ile Rusya'nın arasındaki gerginliği de Türkiye ne yapacak? Şimdi Türkiye 5 senedir Washington'la Moskova arasındaki çok önemli bir balans kurdu. Ve bu balansı Washington ve Moskova arasında kurabiliyorsa çok rahat bir şekilde Brüksel'le Moskova arasında bir balans kurabilir dış politikasında. Çünkü Washington'un dış politika bakış açısı Rusya'ya karşı çok daha şahin bir bakış açısı Avrupa'dan. Onun için pek bir problem olacağını düşünmüyorum. Avrupa'ya baktığımızda şimdi Türkiye, yani Avrupa'dan Türkiye bakış açısında Suriye'de Rusya'ya sınırlandırdığını görüyorlar. Libya'da sınırlandırdığını görüyorlar. Karabağ'da sınırlandırdığını görüyorlar. Ayrıca da kendi üye ülkelerinin arasından Doğu Avrupa ülkeleri Türk dronları tercih ettiğini görüyorlar. Onun için yakın coğrafyada Rusya'yı sınırlandırabilecek asker ordusuyla tek bir ülke Türkiye. Ve bunun farkında Almanya'nın pek bir ordusu yok. İngiltere zaten coğrafik olarak Avrupa'nın öbür ucunda. Rusya'yla pek sıcak sularda bir teması yok. Bu son Karadeniz olayı haricinde. Onun dışında Fransa, Macron Rusya'yla bir gerginlik isteyebilecek bir ülke değil. Onun için Doğu Avrupa ülkeleri şu an Brüksel'e değil Ankara'ya bakıyor. Büyük ihtimal bir sürü daha ülke sıraya giriyor drone almaya. Arnavutluk alabilir deniliyor. Litvanya, Latvia, Romanya. Bu ülkelerin hepsi çok yakın zamanda drone alabilir Türkiye'den, SİHA alabilir Türkiye'den. Onun için yavaş yavaş Doğu Avrupa'nın güvenlik konusunda lider ülke Türkiye. Bak kendi Brüksel'e bakmıyor güvenlik için, Ankara'ya bakıyor güvenlik için ve bence sorunun cevabı bu. Gerçekten de yani Türkiye üzerinde bir rekabet var ama bir taraftan da böyle bir baskı da devam ediyor. Rusya'nın pozisyonu bu. Bir de şunu belki bu denklemi konuşmalarımıza ekleyebiliriz. Türkiye bir Doğu Akdeniz Konferansı önermişti. Hı hı. Buna bir atıf yok. Zaten bu da eleştirildi. Bir de yine Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında Şuşa mutabakatını tekrar hatırlattı. Türkiye'nin başka ülkelerle bunu yapabileceğini söyledi. Kafkas Altılısı'ndan bahsetti. Hı hı. Şimdi Avrupa bu işlerin sizce ne kadar farkında? Yani Avrupa Birliği bölgesel konulara, stratejik yaklaşımlara sanki biraz uzak duruyor gibi bir taraftan. Ama bir taraftan da işte barış, istikrar gibi meseleler ortada. Siz bu konuda yani ileriye dönük olarak nasıl bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bekliyorsunuz? Bu Doğu Akdeniz Konferansı sizce olur mu? Avrupa Birliği üyelik meselesinde tavır değiştirir mi? Yoksa artık yeni bir yola girdik. Türkiye'de belki bu yola girecek mi? Nasıl bir öngörünüz var önümüzdeki 10 yıllara dair? Buyurun. Yani Bora Bey tabii biraz önce söylediğim... Zor bir soru sordum. Biraz uzun zorlu oldu ama biraz önce söylediğim aslında tam olarak buydu. İşte Kafkas Altılısı, Kafkasya bölgesinde olan gelişmeler... Tamamen dünyanın öbür ucunda olan gelişmelere de baktığımız zaman
tam bunu söylüyorum. Avrupa Birliği stratejik olarak bir körlük içerisinde uzun zamandır ve bu devam ediyor. Maalesef bu devam edecek gibi şöyle bir tutumu var. Ben kendi sorunlarımı bir çözeyim ama onları da bir takip edeyim, bileyim. Ama çok da beni ne karıştırsınlar ne de karışayım gibi bir tutumu var. Bu tabii Avrupa Birliği'nin kendine çizdiği vizyon ve üye ülkelerle de ilgili bir durum. Öte yandan Türkiye'nin Türkiye'nin sonuçta devlet politikası Avrupa Birliği'ne üyelik. Bize yıllar önce söylenen işte imtiyazlı ortaklık falan bunların hepsini tutumumuzu o zaman da söyledik. Bu zamanda da söylüyoruz. Türkiye Avrupa Birliği'nin vazgeçemeyeceği bir ortak. Ortak çok şey yapabileceği iki partner. Bunu iyi görmesi lazım Avrupa Birliği'nin ama bir türlü o noktaya gelemiyoruz. Bir de tabii bu Doğu Akdeniz Konferansı konusunda biraz da aslında bence Kapalı Maraş'ın açılması ve Kıbrıs'taki gelişmeleri de görmek lazım. Yani ben özellikle gençlik noktasında bunu vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü Kıbrıs'ta şu anda işte Sayın Cumhurbaşkanımızın son Kıbrıs seyahati, oradaki gençlik buluşmaları, takip ettiğimiz farklı etkinlikler var. Burada bence çok da önemli bir mesaj veriyor Türkiye. Türkiye her şekilde, her koşulda Kıbrıs'ın yanında olduğunu, gençleriyle, devletiyle her şekilde burada bulunduğunu ve birlikte hareket edeceğinin mesajını da çok net veriyor. Doğu Akdeniz Konferansı yapılır mı yapılmaz mı noktasında bence çok konjüktürel ama yapılması lazım. Türkiye'nin burada çok doğru ve yerinde bir istemi ve aslında bence girişimi var. Eğer Doğu Akdeniz'deki tatbikat sonrası biraz daha ilişkiler olumlu noktada izlenirse bence yapılması elzem ve gerekli diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ben şöyle bakıyorum. Bu aslında hani Karadeniz'le birlikte bütün düşünülmesi gereken bir süreç. Nitekim hani Rusya'nın kalkıp da Doğu Akdeniz'de tam da bu süreçte bir tatbikat yapması konunun aslında denizlerin birleştiğini ve denizler alanı üzerinde ciddi bir mücadelenin yükseldiğini gösteren bir şey. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'le ilgili bir toplantı bekliyorsa Türkiye ki bekliyor. Buradaki pozisyonunu olabildiği kadar yani bütün bu bahsettiğimiz alanda güçlendirmesi gerekiyor. Ben açıkçası bunu da yapabildiğini düşünüyorum. Biraz önce şeyden bahsettik. Dronların satılmasından Doğu Avrupa'da ya. Mesela Türkiye bu anlamda çok enteresan bir şey yapıyor. Rusya ile kurduğu ilişki biçimini ihraç ediyor aslında. Dronları değil. Yani o çok enteresan geliyor bana. Çünkü Rusya ile aslında hani anlaşmazlıkların yönetimi üzerinden yani hiç bir öyle çok müthiş bir uzlaşı durumu yok. Hı hı. Ama bu nasıl yönetilebilir? Bir şekilde karşı tarafın aşırı isteklerini durduracak bir takım asetlerle bunu ancak yapabilir düşüncesi aslında öne çıkıyor. Bu aslında düşünsel bir üstünlük de demek. Önemli bir şey Türkiye açısından. Ancak dediğim gibi Türkiye'nin diplomatik alanda kullanacağı gücünü çok açıkçası ağırlıklı kullanması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Doğu Akdeniz'de masanın kurulması çok önemli. Türkiye en çok bundan hani durum itibariyle faydalanacak olan ülkelerden bir tanesi. Hatta bunu şununla da bağlantılandırabiliriz. Türkiye yerini de aslında seçsin diye zorlanıyor bu bağlamda. Yani karşılığında istenen şey bu. Hani biraz önce dedik ya bir tane batı yok artık. Bir sürü batı var. Ve o bir sürü batılardan bir tanesi Türkiye olur mu? Soru bu. Yani kime karşı? Diğer doğuya karşı. Türkiye kendi konumunu nasıl belirleyecek? Ona göre biz de adım atacağız perspektifi olduğunu görüyorum ben Doğu Akdeniz'de. Zira masanın kurulması demek aslında Avrupa Birliği içerisinde de ciddi bir mücadele demek. Çünkü Avrupa Birliği karar alma mekanizmalarına baktığınız zaman şimdi adamlar nasıl alacaklar o kararı, onları nasıl masaya getirecekler o daha apayrı bir mesele. Yani o nasıl aşılır onu açıkçası bilemiyorum. Bir noktanın daha belki altını çizmek lazım. Hani küresel anlamda bir denizler üzerinde dönüşümün olması şeye de yansıdı. Onu belirtmek isterim. NATO zirvesinin bildirgesine küresel iklim değişikliğinden bahsettiler. Özellikle kutup bölgelerindeki açılacak yeni deniz ulaşım sahaları. Mesela Çin'in doğrudan Atlantik'ten daha kısa yaklaşık yarı yarıya galiba yolu kısaltarak ulaşma imkanı var ve farklı denizcilik yolları bir şekilde ortaya çıkacak ve bunların da yeniden jeopolitik değerlendirme
değerlendirmelerinin yapılması söz konusu. Dolayısıyla Doğu Akdeniz meselesi, yani masa kurulacaksa yani birçok değişkenin elde tutulması lazım. Türkiye'de zaten bu anlamda NATO içerisinde ne kadar etkili, ne kadar çözüm üretebilecek, çözüm potansiyeli olan bir aktör olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü belirsizliklerin olduğu bir ortamda Türkiye'nin sunmuş olduğu, özellikle askeri anlamda vereceği destekle getireceği istikrar hiç de öyle yabana atılacak bir şey değil. Şimdi burada tabii Avrupa Birliği'ni ağırlıklı konuşuyoruz ama bugün Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu Şuşa memorandumu ile ilgili başka ülkelere de bunun için gidebiliriz gibi bir laf etti. Tam da Avrupa Birliği zirvesinin arkasından. Bu mesajı nasıl aldık? Yani burada Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini tabii düzenlerken bütün ilişkiyi, bütün kurguyu işte Brüksel'le Berlin üzerine ya da işte Fransa, Paris üzerine değil, başka ülkelerle olan ilişkilerini de yanına alarak, yani biraz da ilişkileri dışarıdan yönetiyor sanki Avrupa Birliği'yle. Yani mesela Karabağ'daki zafer bir anlamda Türkiye'nin hem Washington'u, herkesle ilişkisini de yeniden bir formata sokuyor, ya da nasıl söyleyelim, oradan da güç alarak hareket ediyor. Bu ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı? Yani bağlantılı mıydı sence? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın en önce Türk Konsey üyelerini işaret ettiğini düşünüyorum o söylemle. Hele Şuşa memorandumundaki toplu savunma şartı bence çok önemliydi. Çünkü Kıbrıs'ı kastetmiş olabilir mi sence? KKTC'yi? KKTC'yi de bahsetmiş olabilir. Avrupa Birliği'nden Macaristan'ı bahsetmiş olabilir. Tabii Macaristan gözlemci üye Türk Konseyi'nde, ama ben şu an Orta Asya'da yavaş yavaş bir Avrupa Birliği gibi bir yapının kurulma isteği olduğunu düşünüyorum. Daha Türk Konseyi 2040 vizyonunda var bu zaten. Bir serbest ticaret anlaşması üye ülkeleri arasında, toplu savunma anlaşması üye ülkeler arasında ve pasaportsuz seyahat. Yani vizesiz değil, pasaportsuz seyahat. Yani ulusal kimlikli seyahat. Onun için böyle bir 19 sene sonra böyle bir hedef koyuldu. Ve zannediyorum ki o Şuşa memorandumu gibi anlaşmalar yapabiliriz demesi bu 2040 vizyon çerçevesinin ilk adımı. Çünkü baktığımızda Türkiye bir NATO üyesi ve Türk Konseyi'ndeki üyeler hepsi eski Sovyet coğrafyasına ait ülkeler. Onun için bir NATO ülkesinin bir toplu savunma anlaşması yapması bu ülkelerle NATO'nun ulaşabileceği en büyük başarılardan bir tanesidir bence. Ve bu Brüksel'de kutlanmalı. Washington'da, ya Şuşa memorandumu Washington'da kutlanmalı. Pentagon'daki paşalar alkışlamalı bu anlaşmayı. Yani 50 senedir yapamadıkları şeyi yaptı Türkiye. Ve de bu da toplu savunma anlaşması çok önemli. Yani Türkiye yavaş yavaş Orta Asya'yı derinlemesine girmeye başladı. Ve ben Rusların çok endişe duyduğunu düşünüyorum şu an. Ama tabii bu anlaşmalar Avrupa Birliği ülkeleriyle de yapılabilir. Bulgaristan olsun, Macaristan olsun, Romanya olsun, Polonya olsun. Yani Rusya sınır, bu Baltık bölgesi ve Karadeniz bölgesindeki bütün ülkelerle yapılabilir böyle anlaşma ve bence çok da sıcak bakılabilir bu ülkeler tarafından. Evet, bir son dakika haberi var, onu da paylaşalım. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bingöl'ün Kiyılır ilçesinde okuyamadım ama 5.2 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtiliyor. Şu anda bununla ilgili başka bir bilgi yok. Bir hasar var mı, can kaybı var mı şu an için bilmiyoruz. Ama 24 TV ekranlarında konuyla ilgili gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Tekrar söyleyelim, Bingöl'de bir deprem gerçekleşti. 5.2 büyüklüğünde bir deprem. Şu an merkez üssü neresidir, herhangi bir hasar var mı, can kaybı var mı bilmiyoruz ama Bingöl'e ve Bingöl halkına geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir can kaybı olmadan bu depremi atlatmışızdır. Çok yakın zamanda İzmir'de kaybımız oldu. Bu vesileyle orada hayatını kaybedenlere de tekrar rahmet dileyelim. Bu da tabii işte bizim coğrafyamızın maalesef gerçeklerinden bir tanesi. Avrupa Birliği'ni konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapıldı hafta içerisinde. Türkiye ile ilgili konular var. Rusya ile, bölge ile ilgili konular var.
Ve son bölümde, yani bu konuyu kapatmadan önce, dilerseniz bu zirvenin dediğimiz gibi bölge açısından, Doğu Akdeniz açısından önemli konuşmaya devam edelim. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail burada bir cephe oluşturmaya çalıştı. Özellikle sene başında bu çok ön plana çıktı. Şimdi bu cephe biraz kırılıyor gibi. Yani Türkiye'nin aslında 2021'de Avrupa Birliği politikasının pozitif bir tarafa doğru işi çevirdiğini ama tam da sonuç vermediğini herhalde söyleyerek böyle bir değerlendirme yapabiliriz, öyle değil mi? Yani ben o noktada bir şeyin altını çizmek isterim. Daha çok yakın zamanda siz de takip ediyorsunuzdur. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kararlar çıktı. Özellikle ABD'nin Kıbrıs Rum kesiminin, Yunanistan'ın, İsrail'in parlamentolar arasında bir takım işbirlikleri girişimleri gibi. Aslında yani çok da rehavete gelmeyecek bir durum demek isterim. Çünkü karşı tarafta dediğiniz gibi hani boş durmamak da bu noktada diplomasiye çok büyük iş düşüyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya şu an Mısır'la bir normalleşme süreci var. Biraz o normalleşme sürecinde bir yavaşlama var şu an. İsrail'de yeni bir hükümet var. Yeni bir hükümet, temiz bir sayfa. Onun için orada da bir ilerleme olabilir ileride, önümüzdeki dönem. Onun için bu oluşan Doğu Akdeniz karteli diyelim, Türkiye'ye karşı oluşan bu Doğu Akdeniz karteli çözülebilir. Zaten Mısır ve İsrail'in çözüldüğü dakika yani Yunanistan tek başına kalıyor. Doğu Akdeniz politikasının ayaklarından bir tanesi buydu. Yani biraz da bu cephenin belki parçalanması üzerine, parçalanması demeyelim de gevşemesi diyelim, üzerine belki böyle bir dönüşüm olduğunda belki not edebiliriz, öyle değil mi? Yani Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşması da belki dolaylı olarak Avrupa Birliği politikalarını revize etti, bir tekrar gözden geçirmeye itti diyebiliriz belki, ne dersiniz? Bu oluşum Doğu Akdeniz haricinde, yani Yunanistan'ın veya Kıbrıs'ın Mısır'a verebileceği veya İsrail'e verebileceği Doğu Akdeniz'de deniz alanları haricinde pek bir şey yok. Yani Türkiye masaya oturduğunda, ikili ilişkide masaya oturduğunda, ticaret olsun, turizm olsun, savunma anlaşmaları olsun, farklı ülkelerde iki ülkenin çıkarları olsun. Misal İsrail ve Türkiye'nin Suriye'deki çıkarı, Mısır'la Türkiye'nin Libya'daki çıkarı. Yani Türkiye masaya oturduğunda çok geniş bir dış politika yelpazesiyle masaya oturuyor. Çok geniş bir menüyle oturuyor ki iki liderler konuştuğunda veya Dışişler Bakanları konuştuğunda çok geniş çerçevede bir anlaşma yapılabiliyor bu ülkelerle. Onun için er ya da geç bu Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan işbirlikleri zaten çözülecek. Türkiye'nin bu iki ülkeyle, Mısır ve İsrail'le farklı sorunları vardı ama artık bir tanesinde bir hükümet değişmesiyle öbüründe de artık yavaş yavaş ya aramızdaki sorunları gerçekten çözelim, daha beraber koordine olabileceğimiz birçok alan var anlayışı hakim olması. Ben bu Doğu Akdeniz grubun yavaş yavaş ilerleyen dönemde Türkiye için çok büyük bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Buyurun. Ben de Yusuf Bey'e katılıyorum. Aslında şunu görmek lazım. Bu bahsettiğimiz ülkelerde başta İsrail olmak üzere farklı değişim rüzgarlarının olması, iç siyasette ve tabii Türkiye'nin Mısır'la bir normalleşme adımında da ortak olması, Avrupa Birliği'nin o bütün dayandırdığı Sevilla haritasındaki denklemi değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye açık ve net şunu söyledi. Bu harita sizin zararınıza baktığınız zaman, hem ekonomik bölgelerin dağılımı açısından hem de farklı teknik boyutlarında. Aslında taraflar da bence bunun çok bilincinde. Kesinlikle iç siyasetin etkisiyle de Türkiye'nin de hem sahada hem masada bu zamana kadar izlediği hamleleriyle beraber bu denklem bence çok da değişmiş durumda ama daha da farklılaşacağını ve Türkiye'nin avantajına farklılaşacağına inanıyorum. Evet, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşuyoruz ve şu ortada açıkça görülüyor. Pek çok konu var Avrupa Birliği'ni ilgilendiren. Göç konusu var, Libya konusu var, Doğu Akdeniz konusu var, Rusya konusu var. Alt alta Avrupa Birliği'ni ilgilendiren ne kadar konu varsa Türkiye bunun bir tarafı. Dolayısıyla da Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini değerlendirirken bunları göz önüne almak durumunda. Bir de şunu belki eklemek gerekebilir. Yılbaşına göre şu anki gelinen noktada tabii ki ilişkilerdeki sorunlar büyük ölçüde devam etmekle birlikte
O sertlikten Avrupa Birliği geri adım atmış gibi görünüyor. Yine de Türkiye şu an gelinen noktadan memnun değil. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da bunu açıkça ortaya koydu. Şimdi bir araya gideceğiz ve saat başında tekrar karşınızda olacağız. Türkiye Afganistan'a asker gönderecek mi? Gönderirse ne olacak? Bu ne anlama geliyor? Ve Libya'da 2. Berlin Konferansı yapıldı Libya için. Bunları konuşacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Küresel oyun devam ediyor ve bu bölümde bildiğiniz gibi, az önce söylediğimiz gibi, ilan ettiğimiz gibi Libya ve Afganistan konularını konuşacağız. Yusuf Erim, Zuhal Mert Uzuner, Şuayn Nilhan Açıkalın, stüdyo konuklarım ve Almanya'da da Skype konuğum olarak Kaan Elbir, TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni olacak. Az önce de söylediğimiz gibi Berlin'de ikinci konferans yapıldı, Libya konferansı yapıldı ve yine burada Türkiye'yi yakından ilgilendiren tartışmalar, değerlendirmeler, öneriler oldu. Libya'daki yabancı askerlerin çıkarılması ön plana çıkmıştı. Kaan Elbir'e soracağız. Kaan Elbir, iyi akşamlar. Merhabalar Bora Hocam. Size ve değerli konuklarınıza iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Neler oldu Libya üzerine yapılan 2. Berlin Konferansı'nı takip ettiğini düşünüyorum. Neler konuşuldu? Türkiye'yi ilgilendiren ne gibi bir tablo ortaya çıktı? Evet hocam, Belçika'da gerçekleşen NATO zirvesinin hemen akabinde 2 gün önce bizim de bulunduğumuz Almanya'nın başkenti Berlin'de 2. Libya konferansı düzenlenmiş oldu. Malum olunduğu üzere Libya'daki siyasi süreç, seçimler ve güvenlik sorunlarının başlıca ele alındığı Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın himayesinde düzenlenen konferansta aslında geçtiğimiz sene Ocak ayındaki ilk konferansta verilen taahhütler yenilenmiş oldu. Bunu söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu ABD'li mevkidaşı dahi birçok ülkenin üst düzeyde temsil edildiği toplantı sonrası 58 maddelik bir sonuç bildirgesi açıklanmıştı hatırlanacağı üzere. Bu bildirgede az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi seçimlerin öngörülen şekilde yapılması ve Libya'daki yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden ayrılması gerektiği açıklanmıştı ve Türkiye bu yabancı güçler ve paralı askerlerin çıkmasına ilişkin maddeye şerh koymuştu. Bu şerhin nedenlerine öncelikle kısaca değinebiliriz. Birincisi, Türkiye biliyorsunuz Libya'da güvenlik güçlerinin eğitimi için bulunuyor ve düzenli bir güç konumunda. Yani düzenli bir güç olan Türkiye paralı askerler kavramı ile zaten kesinlikle aynı sınıfta değerlendirilemez. İkincisi, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının temelinde iki egemen devlet arasında imzalanan bir güvenlik işbirliği anlaşması bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye'nin Libya'da bulunması hukuki bir zemine sahip başlı başına. Ve yine unutulmamalı ki Türkiye Libya'da resmi olarak askeri varlığı bulunan tek ülke. Yani Türkiye Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Sarraç hükümetinin çağrısıyla ve yaptığı anlaşmalarla Türk askerini bu ülkeye göndermişti. Dolayısıyla Türkiye'nin şerh koyduğu bu madde aslında Türk askerinin Libya'dan çıkmasını istiyor. Bu nedenle Türkiye'nin Libya'daki varlığı önümüzdeki dönemde de bence çok yoğun şekilde tartışılacaktır diye düşünüyorum. Buna ek olarak Libya'daki seçimlerle ilgili taahhütte bulunan ülkelerin bazılarında seçimlerin çok şeffaf gerçekleşmemesi nedeniyle Libya'daki seçimin güvenliğinden de endişe ediliyor. Örneğin Mısır'daki Sisi iktidarındaki seçimlerin şeffaf olmayışı gibi. Biliyorsunuz Ocak 2020'deki ilk konferansta ilk konferansın hedefi savaşın durmasıydı. Ancak
savaşı durduran konferans olmadı. Savaş Türkiye'nin müdahalesiyle durmuş oldu. Yani darbeci Hafter'in paralı askerleri Trablus'u düşürmek üzereyken Türkiye'nin gidişata dahil olması neticesinde bir denge oluşmuş. Dolayısıyla bugün bu konferans gerçekleşebildiyse Berlin'de, ikinci defa toplanabildiyse bence bu Türkiye'nin Libya'daki varlığı sayesinde olmuştur. Paralı askerler mevzusuna değinecek olursak da yani biliyorsunuz Rusya'nın paralı askerleri Wagner Libya'da olmasına karşın Rusya bunu resmi olarak reddediyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin de paralı askerleri Libya'da bulunuyor. Dolayısıyla konferansın sonuç bildirgesi aslında Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını sona erdirmesini talep etmiş oluyor. Ama sonuç bildirgesindeki bir çelişkiye de dikkat çekmek lazım. Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması isteniyor. Talep bu yönde. Diğer yandan da Libya'da legal olarak bulunan tek askeri varlık olan Türkiye'nin Libya'dan çekilmesi dolaylı şekilde talep ediliyor. Bu durumda legal askeri güç Türkiye çekilirse ülkede paralı askerler olacak. Libya'nın da hala düzenli bir ordusu yok. Ayrıca Hafter'in de silahlı grupları kontrol altına almadan nasıl güvenli bir seçim gerçekleşebilir? Bunu tabii sorgulamak lazım. Sonuç olarak kısaca toparlayacak olursak, yani birinci Berlin Konferansı'nın sorunlara hızlı bir çözüm getirmediği görülmüştü, çözüm üretilememişti. Benzer şekilde bu ikinci Berlin Konferansı'nın da sorunları hızlı bir şekilde çözeceği beklenmemeli diye düşünüyorum. İlaveten Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı resmi anlaşmalar çerçevesinde olmasından dolayı Türkiye bu geçiş sürecine destek vermeye devam edecektir. Yine Türkiye'nin konferansın sonuç bildirgesindeki en önemli maddelerinden olan bu seçim güvenliği sağlama hususunda da katkı sağlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Kısaca Almanya tarafına da değinecek olursak konferansın ikinci defa düzenlenebilmiş olmasından, toplanabilmiş olmasından dolayı Almanya'nın bir diplomasi başarısı ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da bir zaferi olarak değerlendiriliyor Alman kamuoyuna yansıtılan haberlerde en azından. Çok kısa olarak şunu da sormak istiyorum. Macron'un özellikle NATO zirvesinde Biden'a gidip Türkiye'yi Libya'dan çıkartmak için destek istediği haberleri yansımıştı. Bu Berlin'deki toplantıda da gündeme geldi mi acaba? Fransızlar anti-Türkiye tavrı burada şeye taşıdılar mı? Tartışmalara taşıdılar mı? Bununla ilgili yansıyan bir bilgi var mı? Yani kulislerde konuşulan, bize de gelen bu yönde bir dirsek temasının olduğu yönünde, fakat bunu olabildiğince kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıkları, gayret ettikleri söyleniyor. Tabii ilerleyen süreç bunun ne şekilde olduğunu doğrulayacak nitelikte olup olmadığını ilerleyen süreç gösterecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Kaan Elbir. Berlin'deki 2. Libya konferansını değerlendirdi. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi yayınlar hocam. Ne diyorsun Yusuf Erim bu konuda? Yani Libya konferansı nasıl geçti? Şunu hatırlatalım istersen çok kısa izleyicilerimize. Kasım 2019 Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması imzalandı. Arkasından Türkiye-Libya Güvenlik Anlaşması imzalandı. Akabinde Türk askeri Libya'ya gitti. Meşru hükümetin davetlisi olarak. Ve burada bir operasyon yapıldı. Trablus'un düşmesi engellendi. Hafter darbesi engellendi. Ve bu süreçte birinci Berlin Konferansı az önce söylendiği gibi yapıldı Ocak'ta. Ve şu an bu noktaya gelindi. Yeni bir hükümet var. Ve yıl sonunda da seçim yapılacak. Şimdi ilk konferansa baktığımızda Haftar'ın, darbeci generalin Trablus kuşatmasının en sıcak döneminde yapılmıştı. Şimdi ikinci Berlin görüşmesi çok farklı şartlarda, artık savaşın yavaş yavaş sona gelip bütün taraflar bir politik anlaşma sürecine girdiğini görüyoruz. Şimdi baktığımızda, yani Libya'daki olan bitenlere baktığımızda, en önce esas Berlin konferanstaki mesajlara bakalım. Bir,
ülkeyi seçime hazırlayın. İki, ülkenin kurumlarını tekrar bir millileştirip merkeze bağlayın. Üç, seçim için gereken anayasa değişiklikleri yapılması lazım. Çünkü daha evvel bir demokratik seçim yaşamamış bir ülkeden bahsediyoruz. Onun için gerekli bir anayasa çalışması lazım bu seçim için. Onun için bunlar en önce çok önemli yapılması gereken şeyler ve Berlin konferansındaki verilen mesajlar bunlar. Şimdi Libya'ya baktığımızda Haftar hala çok büyük bir tehdit. Yaklaşık 20 bin tane yabancı savaşçısı olan, güneyde hala çok ciddi bir askeri olan ve Güney Libya'dan şu an hala bir tehdit yansıyor. Doğudan hala bir tehdit yansıyor batıya. Onun için tehdit bitmedi. Ama Haftar'ın şu an tekrar ülkeyi istikrarsızlaşmaya izin verileceğini düşünmüyorum dışarıdan. Ne Mısır buna izin verir, ne Birleşik Arap Emirlikleri izin verir, ne de Avrupa Birliği izin verir. Çünkü gerçekten Libya'yı bu hale getirmek için çok çalışıldı. Bunun da en büyük rol tabii ki Türkiye. Sağa balans getirerek ve de bütün tarafları masaya zorlayarak. Avrupa Birliği bu konferansı yapabiliyorsa Türkiye sayesinde yapabiliyor bu konferansı. Şimdi Türkiye'ye geçersek, Türkiye artık yavaş yavaş... Türkiye'nin önce Libya'daki ilişkisi masada başladı. Anlattığınız anlaşmalarda. Ondan sonra bir sağ fazına geçildi. Sağda yapılan anlaşmaları koruyup o anlaşmaların konsolidasyonuydu. Ama şimdi tekrar olay masaya geçti. Şimdi iki tane yol var. Seçim veya geçici hükümetin devam etmesi, seçimin başarısız olması. Şimdi seçim olursa Türkiye artık yavaş yavaş stratejisini biraz değiştirmesi lazım. İki şey lazım. Bir, Türkiye önce kendisine yakın bir aday belirlemeli. Kimi destekleyecek bu seçimlerde? Kimler aday olabilir? Misal Ruslar şu an Saif al-İslam'ı, Kadhafi'nin oğlunu hapisten çıkarmaya çalışıyorlar. Belli ki onu hapisten çıkarırlarsa ve de seçime sokabilirlerse Rusların adayı Kadhafi'nin oğlu olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'da aday çalışmaları yapıyorlar. Bu konuda ben daha Türkiye'nin bir aday belirlediğini görmedim. İnşallah çalışmaları başladılar. İki, bütün rakiplerimiz, Fransa olsun, Mısır olsun, Ruslar olsun, Birleşik Arap Emirlikler olsun, hepsi Doğu desteklemesine rağmen son zamanlarda Batı'yla ilişkiler kurmaya başladılar. Bazıları Trablus'ta tekrar büyükelçilikler açtılar veya bir yoklama yapıyorlar. Yeni geçici hükümetle de ilişkiler kuruyorlar. Ama Türkiye Doğu'yla daha bir ilişki kuramadı. Orada çok önemli kabileler var. Bunlarla ilişki kurulması lazım seçimlerden evvel. Onun için bu önemli kabile liderleri Türkiye'ye davet edilebilir. Onlarla bir şekilde bir iletişim kurulabilir. Çünkü artık yeni bir döneme giriyoruz. Dinamikler tamamen değişti. Unutmayalım bu hükümet 6 ay sonra yok. Yani en az planlara göre. Ha Saraj gibi de 5 sene devam edebilirler. O da olabilir. Ama şu an planlamada 6 ay sonra yok. Türkiye 7 ay sonra şimdiden planlamasını yapması lazım. Bu çok önemli. İnşallah bu adımlar da atılmaya başlıyor. Ayrıca da öbür şıkta bir seçim şıkı vardı. Öbür yolda tabii geçici hükümetin devam etmesi bu konuda böyle olacaksa problem yok. Muhammed Menfi çok makul bir adam. Eski Libya'nın eski Mısır Büyükelçisi, Libya'nın eski Yunanistan Büyükelçisiydi. Türkiye'ye sıcak bakan bir adam. Abdülhamid Bey ve Cumhurbaşkanı çok pragmatik bir adam. Onunla da bir ilişki yürütülebilir, devam edebilir. Tek problem kişi Najla Manguş, Dışişler Bakanı. Belli konularda bazen Türkiye'ye bu yabancı asker konumuna koyup, paralı asker konumuna koymaya çalışıyor Türkiye'nin varlığını. Ben onu içerideki yansıması, hele doğudaki yansımasının bir karşılık buluyor diye böyle söylemler çıktığını düşünüyorum. Ben hiçbir şekilde gerçekten Türkiye'nin varlığını sınır dışı etmek istediğini düşünmüyorum. Çünkü zaten öyle bir süreç tekrar savaşa ve sahanın kızışmasına yol açacak. Bunlar popülerist söylemler olduğunu düşünüyorum. Onun için geçici hükümetin devam etmesinde Türkiye'nin çıkarları da devam eder ama bu anlaşmalarımızı korumamız lazım.
pekiştirmemiz lazım ve de seçimleri şimdiden çalışmamız lazım. Ev ödevimizi yapmamız lazım. Çok doğru. Bu tabii Avrupa Birliği'nin de Avrupa ülkelerinin de Libya'ya olan ilgisinin hala devam ettiğini gösteriyor. Öyle değil mi? Yani hala bu işi zorluyorlar ve Türkiye'yi burada yanlarında görmüyorlar. Doğru mu? Tabii şimdi Bora Bey, en başa dönüp bu ilk Berlin konferansına bakmak lazım. Biraz önce aslında Kaan Bey de söyledi. Almanya'da Berlin konferansları şu anda diplomatik zafer olarak tanımlanıyor. Neden? Bir Merkel böyle bir girişiminde niye bulundu ilk başladığı zaman? Çünkü böyle bir dış politika hamlesine ihtiyaç vardı. Hem Alman iç politikasındaki çıkmaz nedeniyle hem de diğer farklı dinamikler nedeniyle. İlk Berlin toplantısındaki aslında alınan kararlarda hepimizin ortak kanaatidir diye düşünüyorum. Libya'ya bir çözüm getirmedi. Türkiye, Yusuf Bey'in dediği gibi, Libya'ya varlığıyla bir çözüm getirdi. Hakikaten de Libya halkının yanında yer aldı. Şimdi ikinci Berlin konferansının sonuçlarına baktığımızda da burada tek çözüm getirmiş, legal olarak bulunan Türkiye'nin askerine bu damgalamayı yapmaya çalışmak tabii çok böyle samimiyetsiz bir tutum. Türkiye'de burada şerh koyması Sayın Dışişleri Bakanımızın, bu da burada çok net Türkiye'nin de bu art niyeti gördüğünü, bu kartı gördüğünü gösteren bir aslında tutum. Orayı da iyi görmek lazım. İşin açığı aslında ben şöyle görüyorum. Hem Alman hükümeti hem de Avrupa Libya sorununu biz çözdük demek istiyor. Ama bunun bir şekilde ne sahada ne de siyasi anlamda faturasını ödemek istemiyor. Şunu da görmek lazım. Türkiye'nin sahadaki oyun değiştiren rolünün farkındalar. Hem bundan yararlanmak istiyorlar hem de Türkiye'yi bir şekilde yine oyun dışı bırakmak istiyorlar. Bu samimiyetsizlik iki taraf arasında çok açık ve net ve hani çok sürdürülebilir bir ilişki tipi de değil açıkçası. Biraz önce konuştuklarımızla da çok ilgili. Dolayısıyla da Libya'nın geleceğinde seçime hazırlanmak ve ona uygun altyapıyı oluşturmak konusunda Türkiye'nin varlığı hem sahada hem masada hala en etkin rol olduğunu düşünüyorum. Bu Berlin'de toplanmasının 1884-85 meşhur bir Berlin konferansı vardır. Bilir misiniz? Afrika'nın bölüşülmesi, Libya'da yani Kuzey Afrika'nın önemli ülkelerinden biri. Böyle bir gönderme var mı? Ne dersiniz? 1878 benim aklıma gelmişti. Hatta şöyle de diyorlar, hani neden mesela Almanya'da toplanıyor, niye Berlin'de de ne bileyim Paris'te değil? Niye böyle bir şey var? Çünkü efendim Kongo Cumhuriyeti de var. Çünkü Kongo Cumhuriyeti tamamen bu işte bağımsız, işte hani herhangi bir angajmanı olmayan bir yer diye. Biz 1878 Berlin Konferansı'nı, Balkanların falan hani düzeni kurulur onu tartışırken aynı laflarla anlatıyoruz. Doğru. Hani halbuki öyle değil yani, Balkanların kurulması, Balkan ulusçuluğunun kurulmasının altındaki faktör Almanya'nın bizzat kendisidir ama hani sanki bağımsız falan bir aktörmüş gibi. Hatta bunun acaba bugüne yansıması olur mu diye yolda gelirken de düşündüğüm bir, evet, konuydu bu. Bir de 1884-85 Afrika'nın paylaşılması şeyi var, yeni emperyalizm, evet, tartışmalarında benim de aklıma o geldi. Acaba yani oraya bir gönderme mi yapıyorlar diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Libya konferansını? Ya Libya konferansında ben en önemli unsur olarak ülkenin bütünleşik kalması önceliğinin etrafında odaklanıldığını görüyorum. Bu bağlamda işte ne yapılabilir? Hani esas söylenen, riskler, masaya konulan şey bu. Anlamında, evet. Şu anda şöyle, ben hani Leyla Menguş'un da söylediği şeyleri hep özellikle kelimelere bakmaya çalıştım. Hani hangi kelimeleri kullanıyor? Mesela Fransız medyasına baktığınızda foreign actors diyor, foreign powers diyor. Hmm. Ama Leyla Menguş öyle demiyor. O mercenaries, fighters diyor. Yani yabancı savaşçılar diyor. Dolayısıyla paralı askerler diyor. Yani burada da bir sürü farklı kavram ortalarda uçuşuyor. Orada doğru... Nasıl diyeyim, bir şekilde ülkeyi bütünleştirmeye çalışan bir irade olduğunu düşünüyorum. Ve onu gerçekleştirmek için de uluslararası alanda destek bulmaya çalışan bir grubun sesi gibi geliyor bana mesela Menguş. Çünkü Türkiye şu anda görünen aktör. Bir de görünmeyenler var. Yani hem oradalar hem aslında yoklar resmi olarak ama aslında oradalar. Peki orada olup olmadıklarını Berlin Konferansı'nda hani bu listeleniyor mu diye. Hatta bununla ilgili Anadolu Ajansı'nda bir haber, bir yorum vardı. Gelmeden önce baktığımı, dikkatimi çekmişti. Doğru bir şey. Yani esas orada
bir şekilde esas aktif aktörleri sıralayamayan, aslında onu dile getiremeyen ve sorunun taraflarını ortaya koyamayan bir yapıda acaba ne çıkabilir? Yani bir de böyle bir şey var. Yani Berlin Konferansı şey gibi, hani bizim çok alışa geldiğimiz Kıbrıs barış görüşmelerinin hani şeyi gibi. Bitmeyen. Yani yani sanki biraz o havada bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin çıkarılmasının kesinlikle zaten hani alanda kazanılmış olan etkin gücün kırılması, belki de düşünülen dengenin gerçekleştirilmesi için stratejik olduğu da gene öngörülebilir. Aklıma gene Balkanlardan bir örnek geldi. Biliyorsunuz Bosna'da savaş devam ederken belli bir noktaya kadar beklendi ve o noktada anında kesilmişti çatışmalar uluslararası müdahaleyle. Çünkü akılda bir barış ve bir düzen var. O düzene ulaşmak adına hani bir süre yol veriliyordu o çatışmalara. Şimdi esas soru şu. Türkiye diyelim ki tamam dedi, her şeyini topladı, geldi. Diğer aktörler orada varlığını sürdürecek mi? Sürdürecek büyük bir ihtimalle. Evet. Mesela Fransa'nın olmadığını düşünüyoruz ama var, biliyoruz. Onlar ne yapacak? Mesela Fransa'nın Sahel bölgesinden çekilmesi şeyi var. Mesela Fransa'nın kendi iç politikası, kendi dış politikasında taşıdığı çizgi, geri çekilmeci bir şeye doğru yönlendiğine dair bir takım haberler var. Bunlar ne kadar gerçeği yansıtıyor, ne kadar gerçekleştirilebilir şeyler? Ve bunlar da ayrı bir şey. Yani Afrika siyaseti, Afrika'nın dediğiniz gibi paylaşılması ve bölüşülmesiyle doğrudan ilişkili bir şey. Çünkü Libya Afrika'nın kapısı. Yani hem dışa kapısı hem evet, içe kapısı. Avrupa'ya açılan ya da Avrupa'dan giriş anlamında çok önemli. Aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan çıkarılmaya çalışıldığı çok açık bir şekilde ortada olmakla birlikte. Ama bunu kim yapmaya çalışıyor? Türkiye bu anlamda... Hani daha önce de konuştuk, denizlerdeki hakimiyet açısından Libya'da bulunmuyor sadece. Aynı zamanda bölgedeki hakimiyeti Afrika konusunda biliyorsunuz gene bir takım politikaları var. Onunla da ilişkili olduğunu düşündüğüm için açıkçası pek somut ne çıktı yani. Ama şeyin söylediği çok önemliydi beyefendinin. Yani burada hakikaten Yusuf Bey'in burada bahsettiği nokta Türkiye'nin diplomatik alanda hani masada çok etkili bir şekilde bulunması ve bunu yaparken de içerideki taşları düzgün dizerek bunu yapmaya çalışması önemli. Çünkü hep denir ya, yani sahada kazanmak tamam ama masada bunun mührünün vurulması çok önemli. Çok çok önemli. Kesinlikle, çünkü yani Libya'da şu an dinamikler değişti. 6 ay sonra yine dinamikler değişecek. Evet. Belki çok farklı karakterler çıkacak karşımıza. Bunların kim olduğunu evvelden bilmek, evvelden bize uygun bir aday seçip onu destekleyip seçimlerde ve kazanmasına yardımcı olmamız lazım. Yani burada aslında Türkiye'nin iyi takip ettiği bence şeyde görüldü. Özellikle bu seçimden sonra yeni bir hükümet kurulduğu zaman bütün batılı liderler, işte Yunanlar falan, herkes Libya'ya gitti ve orada golü yediler. Yani bütün Libya kabinesi Türkiye'ye geldiğinde işte oraya gidip işte bir büyükelçiyle falan görüşmek durumunda kaldılar. Orada iyi okudu Türkiye. Bunu çok iyi okudu ama... Bunu devam ettirmesi lazım. Daha bitmedi işte. Dinamik durmadan değiştiği için rahat olamıyorsun. Rahatına kavuşamıyorsun. Ha oldu. Ben politikamı oturttum Libya'da. Çünkü çöl kumları mütemadiyen, o zemin kaygan. Evet. Bir rüzgar esiyor, kumlar kumun yeri değişiyor. Onun için çok iyi okumamız lazım oradaki olan gelişmeleri. Yani her şey 6 ay sonra her şey değişebilir. Bu geçici hükümet 5 yılda kalabilir. Evet. İkisine de hazır olmamız lazım. İkincisine de farklı planlar oluşturulması lazım. Yani bu şey telefonlara gelen yazılım güncellemeleri gibi. Eğer güncellemeyi siz zamanında yapmazsanız telefon kullanılmaz hale geliyor. Şimdi Libya'ya güncellemeler geliyor değil mi sürekli? Demek ki siyaseten Türkiye'nin de buna adapte olması lazım. Bence yapabileceğimiz en önemli girişimlerden biri artık yavaş yavaş doğudaki gruplarla yavaş yavaş bir temas kurmamız lazım. Ben de Libya'da bir sürü arkadaşla konuşuyorum. Oradaki bir sürü... yetkilinin danışmanı olsun veya yetkililer, eski yetkililer olsun, telefonla konuşup soruyorum, görüşlerini alıyorum. Ve Doğu'da Türkiye'ye sıcak bakan gruplar var. Türkiye yavaş yavaş Doğu'da bir varlık göstermesi lazım. Mizrat'ı dışında bir aday. Bak, en fazla Libyalı arkadaşlardan aldığım mesaj bu.
Misrata'dan bir aday kazanmayacak bu seçimi dediler. Misrata'dan vazgeçin dediler. Bak Libyalılar bana bunu söylüyor çünkü Türkiye'nin gerçekten başarılı olmasını istiyorlar Libya'da. En samimi aktör olarak Türkiye'yi görüyorlar ve Türkiye'nin varlığı devam etsin için yani çok samimi bir şekilde önerilerde bulunuyorlar. Beraber tartışıyoruz bu konuya ve gerçekten 6 ay sonra offside düşmemek için şimdiden çalışmalar başlamalı. Ve Türkiye burada dediğin gibi kabilelere ulaşmalı, buradaki temsilcilere ulaşmalı, anlık diplomasi yürütmeli. Bunun da tabii altyapısı biraz kuruldu gibi geliyor bana. Ya, kesinlikle bak Doğu'yu düşününce Haftar'ın tamamen bir hakimiyetinde bir bölge değil. Değil, kesinlikle değil ve Türkiye sıcak bakan gruplar var orada. Onun için yavaş yavaş nasıl Fransa batıdaki geçici hükümetle temas kurduysa daha belki gruplarda temas kurduysa şimdi Mısır'da başladı temas kurmaya. Biz de aynısını yapmamız lazım. Biz de çeşitlendirmemiz lazım ilişkilerimizi ülke içinde. Yelpazeyi geniş tutmamız lazım. Çünkü 6 ay sonra neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Çok önemli yatırımlar yaptık ve dediği gibi arkadaşımızın dediği gibi sağdakini masada mühürlememiz lazım. Kesinlikle ve Türkiye için çok önemli. Yani biz uzun yıllar buraları çok uzak coğrafyalar gibi düşündük ama aslında öyle değil. Yani Libya Türkiye'nin işte tarihsel bağları olan, kültürel bağları olan, aynı zamanda ekonomik bağları olan bir yer. Dolayısıyla buralara sırtını dönmesi mümkün değil. Afganistan meselesine geçelim. NATO zirvesinde, Brüksel'deki zirvede bir Afganistan meselesi ortaya çıktı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Amerikan Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeden sonraki basın toplantısına da yansıyan bir konuydu. Afganistan'da biliyorsunuz Amerikan birlikleri 2001 yılından bu yana bulunuyorlar. Daha sonra NATO misyonu burada kuruldu. Hatta buradaki NATO misyonunda Türkiye'de birkaç dönem başkanlık etti. Ve burada önemli faaliyetleri oldu. Afganistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri de bulunuyor. Şimdi Amerika 11 Eylül'de Afganistan'dan çekilme kararı aldı. Yeni bir hükümet kuruluyor. Bu Afgan hükümeti ne kadar ayakta kalacak, nasıl götürecek? Bunlar soru işareti. Afganistan'da Taliban hala pek çok bölgede etkili ve onlar da pazarlığın bir parçası. Böyle bir ortamda Kabil Havalimanı'nın çok önemli olduğu konuşuluyor. Çünkü biliyorsunuz Afganistan denize çıkışı olmayan, her tarafı farklı ülkelerle kapalı bir ülke. Dolayısıyla giriş çıkış çok zor. Çok dağlık bir ülke. Bilmiyorum gittiniz gördünüz mü ama çok dağlık, zor bir coğrafya. Bu yüzden Kabil Havalimanı'nın açık kalması önemli. Burada da Türkiye rol alabileceğini söylüyor. Biraz da bunu değerlendirelim. Bununla ilgili tabii çok spekülasyon var. Türk askeri oraya gitmeli mi, gitmemeli mi? Efendim orası bir bataklık mı? Ne yapacağız? Ne işimiz var? Gibi her zaman klasik söylemlerle karşı karşıyayız. Yusuf sen de başlayalım yine istersen. Türkiye Afganistan'da bu misyonda nasıl bir görev alabilir? Ne yapmalı? Senin fikrin ne bu konuda? Şimdi Kabil Havalimanı Afganistan'ın belki en stratejik varlığı. Tabii ki Taliban burayı ele geçirmek istiyor. NATO'nun da uzun yıllar koruduğu ve son zamanlar haberlere bakarak Türkiye bu görevi devralacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine de baktığımızda büyük ihtimal Pakistan ve Macaristan'la da bir ortak bir savunma gücü oluşturarak bu havalimanı korunacak. Şimdi bazı arkadaşlar belki Afganistan'da ne işimiz var, neye gidiyoruz oraya. Afganistan acayip stratejik bir bölge. İnanılmaz stratejik bir bölge. Biraz aradan evvel konuştuğumuzda Orta Asya'yı konuşuyorduk. Türkiye nasıl derinlemesine bir Orta Asya açılımı yapıyor. Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin varlığı, Türkiye Cumhuriyetleri geri dönüşü, muhteşem geri dönüşü olarak ben nitelendiriyorum Karabağ Savaşı'nın yankılarını. Afganistan'da bu genişletilmiş Orta Asya politikanın bence çok güzel sinerji yaratabilecek bir girişim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye çok özel bir konumda Afganistan'da. Bir, en önce bütün aktörlerle ilişki kurabilen bir ülke. İki, ya bölgesel güçlerle çok iyi ilişkileri olan bir ülke. Misal Pakistan. Taliban'ın üstlerinde çok etkisi olan bir ülke. Türkiye'nin çok iyi ilişkileri olduğu bir ülke.
Onun için Pakistan Türkiye'nin bu görevde başarılı veya başarısız olmasını belirleyecek ülkelerden bir tanesi. Çok iyi koordinasyon ve çok iyi kooperasyon iki ülke arasında bir işbirlik yapabilirse Türkiye Pakistan'la beraber çok başarılı bir şekilde Afganistan'daki görevi devam eder. Ayrıca o görevdeki, o sahadaki o görevde Türkiye'nin masada, gelecekte masada daha büyük bir pozisyon almasına da yol açar. Ayrıca da Macaristan konuşuluyordu bu konuda. Macarlar zaten daha evvelki NATO operasyonlarının bir parçasıydı. Kabil Havalimanı'nı iyi tanıyan bir ülke. Ayrıca da bir parantez açmak istiyorum. Bence Özbekistan da çok önemli bir ülke Afganistan konusunda. Türkiye ilerleyen dönemde Özbekistan'la da bir işbirliği yapabilir. Bir sürü Afgan mülteci var Özbekistan'da. Onun için Özbekistan Afganistan'ın istikrara kavuşmasını görmek isteyecek. Özbekler yavaş yavaş uluslararası konularda yavaş yavaş boy göstermek isteyen bir ülke, açılmak isteyen bir ülke. Onun için bu onlar için de bir güzel bir fırsat. Afganistan'da Türkiye ile beraber çalışmak güzel bir fırsat. Ayrıca da bir de Afganistan'ın lojistik değerine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tek kuşak yol, Trans-Kaspiyan, Doğu-Batı koridor çok önemli bir koridor. Kazakistan'dan gelip Azerbaycan, Hazar Denizi'nden Azerbaycan, oradan da Türkiye'den Avrupa'ya açılıyor. Çin'i Avrupa'ya bağlayan en kısa yol zannediyorum yaklaşık 14 gün. Onun için çok önemli bir koridor. Afganistan istikrara kavuşursa ilerleyen dönemde kesinlikle bu önemli yolun önemli arterleri Afganistan üzerinden de yayılacak. Çin çok yakından izliyor Afganistan'daki olanları, çok önemli Çin için. Ve kesinlikle bu koridor genişletilecek. Onun için Türkiye güvenlik sağlayan ülke olarak bütün bunlarda payı ve rolü olacak. Eninde sonunda kim güvenliği sağlıyorsa o ülkede, ki bunu çok gördük, Amerika'nın Irak'taki durumu, Rusya'nın Suriye'deki durumu, Türkiye'nin Libya'daki durumu, güvenlik sağlayan ana temel ülke her zaman borusu ötüyor masada. Ve Türkiye bu konuda güvenliği sağlayabilirse Afganistan'ın en stratejik varlığında Kabil'de havalimanında ilerleyen dönemde bütün bu konularda da bir söz sahibi olacak. Ayrıca Hindistan için çok önemli, Afganistan Pakistan için çok önemli, İran için çok önemli. Onun için çok ciddi bir pozisyonumuzu Afganistan'da arttırarak bütün bu ülkelerle de ikili ilişkilerimize çok ciddi bir kaldıraç olacak Afganistan. Nasıl daha evvel Libya'yı konuşuyorduk Mısır'la ilişkilerde, aynı zamanda Afganistan'da bütün bu saydığımız ülkelerle bir kaldıraç etkisi yaratabilir bizim dış politikada, masaya, ikili ilişkilerde. Şimdi bu tür konular gündeme geldiği zaman çok kullanılan bir ifade var, bataklığa saplanmak diye. Bu aslında bir Amerikan söylemi. Vietnam'da bataklığa saplandılar, işte Irak'ta bataklığa saplandılar. Türkiye'nin tarihinde böyle bir bataklığa saplanma durumu biliyor musunuz? Böyle bir olayımız var mı bilmiyorum ama şimdi bu konuyla ilgili de bu söylenecek ve söyleniyor da. Siz olaya böyle bakıyor musunuz? Yani bu burada yani o olaylarla kıyasladığımız zaman işte Vietnam'a kaç yüz bin Amerikan askeri gitti ya da Irak'ta 150 bin asker gittiğini hatırlıyorum. Yani böyle bir operasyondan bahsetmiyoruz değil mi? Onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani nereye oturtmak lazım bunu? Aslında Yusuf altyapısını kurdu. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani burası Türkiye için bir bataklık mıdır? Yoksa bu daha ölçülü bir operasyon mudur? Türkiye buraya girmeli midir? Sizin değerlendirmeniz ne? Açıkçası bence Türkiye kesinlikle Afganistan'a böyle bir bataklık olmak asla bu gözle görmüyor. En azından son 20 senedir. Şunu önemli vurgulamak lazım. Türkiye'nin Afganistan'da önemli bir askeri deneyimi var. Yani hem NATO içerisinde yürütülen operasyonlardaki görevi öncesi ve sonrasında Türkiye Afganistan'da deneyimli. 20 yıla yakın. Evet. Yani bu çok büyük bir deneyim. Bu tabii Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Özellikle de havalimanının tabii stratejik konumu, sizin de söylediğiniz gibi dünyaya açılan kapısı olması, Türkiye'nin Afganistan'daki bu görevi üstlenmesi kesinlikle hem bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini derinleştirmesine hem de Afganistan'la tarihten getirdiğimiz kültürel ve tarihi ilişkilerimize de yeni bir
anlam katabileceğini görmek lazım. Tabii bütün bunların ötesinde de bir üçüncü perspektif olarak Türkiye'nin bu rolü üstlenmesi ve bahsettiğimiz Macaristan ve diğer birkaç farklı ülkeyle bu rolü üstlenmesi, Amerika'yla da bu kadar yoğunluklu yüksek tansiyon ilişkilerin arasında da bir yeni sayfa da açmış oluyor aslında. Yeni bir ortak çalışma alanı da edinmiş oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu teknik heyetlerin ziyaretinden sonra biraz daha netleşeceğini düşündüğüm teknik boyutlarıyla göreceğimiz bu görevin Türkiye'nin uzun vadede bölge açısından çok ciddi katkı sunacağını görmek gerekir. Bu bölgede Türkiye'nin hem Afganistan'ın geleceği, zaten bu sene içerisinde barış görüşmelerine de ev sahipliği yapacak olmamızın da konuşulduğu bir ortamda, bence hepsi yan yana aslında Türkiye'nin hem Afganistan politikası hem de bölge politikası anlamında bütüncül tamamlayıcı bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir ifade kullanılır hocam hep bu tür şeylerde, mesela İran için. Overstretch, yani İran çok açıldı, çok yayıldı. Evet. Şimdi bunu Türkiye için de söyleyenler oluyor, işte Türkiye Libya'da, Karabağ'da, şimdi Afganistan'da. Bunu askeri olarak doğru mu diye soruyorlar. Evet, yani bu sizce Türkiye çok mu açılıyor? Böyle bir değerlendirme yapılabilir mi? Yani Türkiye Afganistan konusunda, yani tartışılan rolü Suriye'deki gibi bir rol mü acaba? Hani bir de öyle de bir sormak lazım. Çok bu konuda gayet dikkatli, temkinli giden bir Türk dış politikası olduğunu düşünüyorum ben. Hani sanki böyle gidecek de orada Türk askeri cephede savaşacakmış gibi bir gibi anlatılıyor sanki. Ama yani öyle değil, tam tersi. Cumhurbaşkanı açıklamalarında, Dışişleri Bakanlığı açıklamalarında da çok net bir şekilde görünüyor ki Türkiye son derece temkinli. Yani Türk diplomasisi bu konuda kendi pozisyonunu da riske atacak bir yere girmez. Türkiye'nin Afganistan'daki en önemli rolü kendi kültürel taşıdığı o mirastan kaynaklı getireceği yumuşak bir gücü var. Yani Türk askeri oraya asker olarak gitse bile aslında asker gibi değil de mesela bulunduğu süre zarfında gidip de Afganlılarla savaşmadı ki Türk askeri orada. Ya işte bir takım hizmetlerde destek oldu. Yani geri planda kalkıp da cephede savaşmadı 20 sene boyunca. Şimdi bundan sonra da böyle bir niyeti var mı acaba Türkiye'nin? Bir de bunu sorgulamak lazım. Yalnız şu var, tabii Türkiye'nin burada çok demin bahsettiğim şeyden dolayı çok ciddi bir gücü var. Yani ne bileyim, mesela bir Amerikalı bir grubun gitmesi, Türkiye'nin gitmesi arasında en azından halk arasında ve yani Taliban çok memnun olmasa da bu durumdan açık açık söylüyorlar ama hani aynı şey değil. Dolayısıyla Türkiye'nin burada yumuşak bir aktör ol, yani yumuşak gücünü kullanarak önemli bir dengeleyici, istikrar getirici aktör olabileceği fikri var açıkçası. Buradan Amerika'nın asker çekmesi, tamam onlar istiyorlar da nasıl, hangi koşullarda, nasıl olacak, nasıl bir güvenlik çerçevesi içerisinde bu gerçekleşecek, hangi aktörlerle desteklenecek, mesela Pakistan kabul edilecek mi edilmeyecek mi ile ilgili bir sürü yazılar var. Hani bakıp haberlerde görebiliyoruz, çünkü hani Macaristan NATO üyesi de şeye ne oluyor hani Pakistan'a gibi. Bir de şu var, NATO'nun da bir genişlemesi var, yani bütün dünyada bir takım misyonlar, bir takım roller taşıması, Birleşmiş Milletler'in sanki bir aracı haline, bir sopası haline gelmesi mümkün mü gibi. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Gene sonuç bildirgelerinden çıkarıyoruz. NATO'nun toplantısından sonra, zirvesinden sonra verilmiş olan açıklamalarda. Ben Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasını daha çok şeyle açıklayabilirim. Doğu-Batı ekseninden bahsettik ya, Türkiye'nin batının neresinde? Bir batılı bir aktör olarak, batı olarak mı olacak, doğu olarak mı? Türkiye böyle bir seçim yapmak istiyor mu? Ya böyle bir seçim yapmamız gerekiyor mu gibi sorular üzerinde şu anda böyle bir oynak zemin üzerinde durduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin tam olarak bir gücü ama aynı zamanda işte hani biraz önce de bahsettik ya, Doğu Akdeniz'de ve diğer alanlarda bir anlamda da tehdit oluşturan kısmı bu aslında batılı aktörler için. Ama işte burada NATO üzerinde Türkiye'nin öneminin altının çizilmesinin sebebi de bu. Türkiye'yi hem batıda tutacak, Türkiye'nin gücünü sağlayacak bir aktör. Çok enteresan bir analiz dinlemiştim birkaç gün önce. Türkiye'nin NATO'dan verdiği desteği çekmesi durumunda işte 1000 tane uçak, bilmem kaç tane 30 tümen asker gibi böyle bir analiz vardı. Böyle bir etki yaratabileceğinden bahsediliyor. Yani Türkiye'nin NATO'ya verdiği, askeri anlamda verdiği destek de aynı zamanda son derece önemli. Burada
Ayrıca S-400'lerle ilgili biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun da bir şekilde çözülmesinde bir olumlu katalizör etkisi yapabilir mi noktası var. Ama tabii burada hep böyle sanki batıdan ayrı hareket eden Türkiye gibi düşünmemek lazım. 2008 aklıma geldi. Gürcistan konusunda Türkiye biliyorsunuz çok fazla girişimler yaptı. Türkiye üzerinden NATO'ya bağlantı kurmaya başladı. Gürcistan diye zaten Gürcistan'a apar topar operasyon yapmadı mı Rusya? Dolayısıyla Türkiye'de bir NATO ülkesi olduğunu unutmamak lazım. Her ne kadar Türkiye kendini tamamen angaje etmek istemese de. Bunun bir sebebi işte Yusuf Bey'in de bahsettiği gibi bu doğuya doğru açılacak koridor. Bir yanda Çin bir rakip olarak görünüyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Buna karşı oluşturulacak cephede Türkiye yer alacak mı almayacak mı? Otomatik olarak niye alsın? Yani o koridorun açıldığını düşünün. Kazakistan'a doğru giden koridorun. Dolayısıyla Çin'le doğrudan bağlantı kurulacak olan bir koridor. Türkiye bir anlamda bunu da yaparak kendini güçlendirmeye çalışıyor. Hani olayı tamam Türkiye Cumhuriyetlerle onlarla bir birlik olaraktan ziyade hani bir yandan da dış politika analizinde rasyonel bir adım olarak da görmek gayet mümkün gibi düşünüyorum. Bir de aklıma şey geldi burada konuşurken. Yani Afganistan'daki iç güvenliğin ve istikrarın sağlanması konusunda Katar'da bir üste eğitilmesiyle ilgili bu Afgan askerlerin ve işte güvenlik güçlerinin bir takım haberler çıkmıştı 12-13-14 Haziran civarlarında. Bu da mesela gene NATO çerçevesinde yapılması gereken bir şey olarak yani NATO ile Katar'ın ve farklı aktörlerin bir şekilde dirsek temasına geçerek burada bir güvenlik alanı yaratması projesinin bir parçası gibi de görülebilir. Ha, Türkiye bundan ne kaybeder? Eğer sıcak çatışmaya girerse ciddi kayıplar yaşayacaktır. Yani bu özellikle Taliban'la bir çatışmaya girmesi durumunda o bahsettiğimiz 20 yıllık biriktirmiş olduğu o emoji ile ilgili ciddi yani bir yara alacaktır. Niye böyle bir şeye girsin? Türkiye'nin böyle bir niyetinin olduğunu da zannetmiyorum. Buna girmek zorunda olduğunu da zannetmiyorum. Evet, zaten şunu da söyleyeyim. Ben Afganistan'a gittim. Orada NATO şeylerini ne diyeyim? PRT diyorlardı. Provisional Regional Teams. Yani bölgesel ekipler var. Çalışıyorlar. İşte bunlar sivil şeyler. İmar, efendim işte evet. Yol su bunları yapıyor. Başında da asker bekliyor. Evet. Böyle bir, yapı. Polonya üstüne gittim Paktika'da. Bizim Türkiye'nin de iki tane burada Vardak'ta ve Kabil'de zaten askerimiz var uzun evet. yıllardır. Ve şunu gördük pek çok ülke askeri Afganistan'da dolaşırken yani mesela Polonyalılar, Amerikalılar, Fransızlar Türk bayrağı takıp geziyorlar. Daha çünkü, güvenli çünkü. Evet kim Türk bayrağını görünce insanlar saygı gösteriyorlar ve rahatsız etmiyorlar. Böyle bir durumuna da tanık olduk. Yani orada Türkiye çok hani nasıl söyleyeyim çok düşmanca bir ortama gidiyor olmayacak. Zaten evet. oradayız. Yani 20 yıla yakın bir zamandır Türkiye orada. Bir de yani bu klişe olduğu için ben sordum. İşte çok açıldı Türkiye overstretch ifadesi. Bu bir klişe. Bunların içini doldurmak lazım. Mesela evet. İran'ın açılması. İran Yemen'e silah gönderiyor, milis gönderiyor. Efendime söyleyeyim Suriye'de pek çok... Suriye'de, Lübnan'da var, şimdi, Irak'ta evet, var. Overstretch dediğimiz bu yani. Şimdi Türkiye'nin böyle operasyonları yok. Türkiye NATO'nun ikinci en büyük ordusu. Ve de şu anki dışarıdaki angajmanlarına bakarsak hep düşük maliyetli angajmanlar. Eninde sonunda artık Suriye'de bir taşeron gücümüz var. İyice eğitilmişler, donatılmışlar. Ve de sınırımızın hemen dibi yani burnumuzun evet, dibi. Türkiye'nin... Suriye'deki angajmanı hem insan bakımından hem maliyet bakımından düşük maliyetli. Irak'ta aynı şey. Irak'taki operasyonların çoğu gelip geçici. Yani Türk hava sahasından yapılan operasyonlar. Tabii orada karakollarımız ve askeri üslerimiz var. Bir ama, de orada güvenlik mecburiyeti var öyle değil mi? Evet bunlar zaten güvenlik mecburiyeti. Şeye baktığımızda Libya'daki angajmana baktığımızda daha fazla... bir danışman, askeri danışmanlarımız var orada. Artık orada da bir güç eğittik. Trablus'ta güçler eğittik. Onun için Azerbaycan'da da aynı şey. Kaç 60-70 tane askerimiz var Azerbaycan'da. Onun için bunlar Türkiye overstretch dediğimiz çok yoracak angajmanlar değil, sürdürebilir angajmanlar. Gerekirse 5-10-20 sene sürdürebilir bunlar. Yormaz Türkiye'yi.
Ayrıca birkaç konuya daha değinmek istedim. Bu Taliban'dan gelen işte memnun olmadı, Türkiye'li memnun olmadığına dair söylemler. Ben Taliban bu söylemleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi kim gelse gelsin memnun olmayacağız diyeceklerdi. Ama realiteye baktığımızda Amerika ayrılıp Türkiye daha büyük bir rol üstleniyor. Kesinlikle Taliban'ı isteyebileceği bir senaryo bu. Eninde sonunda Türkiye bir Müslüman ülke olarak daha sıcak, daha samimi görüyor. Türkiye ayrıca da Pakistan'la beraber çalışma alma kararı, Pakistan'la Taliban'la diplomatik olarak daha iyi ilişkiler içinde olacağını düşünüyorum. Ayrıca da ben kesinlikle Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki bu sağ rolünü kesinlikle masaya da taşıyacağını düşünüyorum. Türkiye'nin dış politika anlayışına bakarsak, hele bu konflikt dediğimiz çatışma olan bölgelerde 1974'e geri gidelim. Kıbrıs'taki anlayış, küçük bir grup, üç garantör. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Suriye'ye bakalım. Türkiye, Rusya, İran. Ondan sonra Türkiye, Rusya, Katar. Aynı zamanda Libya'da da birkaç ülkeyle çözmeye çalışıyor. Bir küçük grup anlayışı ve geleneği var dış politikada. Onun için ben şu anki bu ortaklık Türkiye, Pakistan ve belki Macaristan'la yapılacak sağdaki ortaklık masaya da taşınabilir. Biraz daha da genişletilebilir ve Türkiye çok daha ciddi bir rol alabilir ilerleyen dönemde diplomatik bir politik süreçte Afganistan'da. Bu kesinlikle bir yol haritasının planlamanın ileriki dönemi olabilir. Ve Türkiye bunu değil mi şu ay hocam mesela NATO'da başka yerlerde mesela pozitif gündem Tabii. oluşturmak istediği zaman bunu devreye sokabilir. Hem Afganistan halkıyla ilişkileri ileriye dönük geliştirebiliriz hem de Türkiye bunda bir dış politik manevra aracı olarak değil mi? Kesinlikle. Yani kendisi başlı başına Türkiye çünkü zaman zaman işte bugün de bir arada konuştuk popülist söylemlere kurban giden Türkiye'nin NATO'ya önemli katkıları var. Yani bu hiçbir şekilde yadsınamaz askeri anlamda, zihinsel anlamda, strateji anlamında. Şimdi bunlar zaman zaman unutuluyor. İşte Avrupalı liderlerin belli çıkışlarıyla ya da başka gündem maddeleri nedeniyle. Özellikle Türkiye'nin Afganistan'daki biraz önce bahsettiğim deneyimi bu açıdan önemli. Türkiye, Afganistan'ı çok iyi tanıyan, bölgesel unsurları tanıyan, kanaat önderlerini, stratejik birçok şey konusunda oldukça deneyimli. Tabii bunun getireceği olumlu perspektifin bu yeni görevle beraber detaylarını anladığımızda göreceğimiz tamamen bir kere daha Türkiye şunu göstermiş oldu. Bu sürekli hep tartışılan sizin overstretch sorunuz gibi işte Türkiye NATO'dan koptu mu, kopuyor mu, kopacak mı? Yani o soruya da bence yeni bir alternatif cevap üretmek anlamında da oldukça net bir mesaj vermiş olur Türkiye. Bir de tabii belki bu konu içerisinde hiç konuşulmuyor ama Afganistan'la alakalı Türkiye'nin bir başka boyutu da var. Türkiye'de yaşayan Afganlar. Yani Türkiye'nin Afganistan'la ilişkilerinde şu an çok böyle belki önde ve gündem maddesi olmasa da Türkiye'de hızla nüfusu artan önemli bir Afgan grubu var. Ve bu bence gelecek 5-6 yılda da Türkiye'nin iç gündemi açısından da Afganistan'la olan ilişkiler açısından da önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla bu görev konuşulurken bu boyutu da hiç konuşulmuyor ama bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evet, evet. Bu da son sözümüz olsun. Herkes 3.5 milyon Suriyeli'den bahsediyorlar ama zannediyorum bir 200-300 bin de Afgan mülteci var değil mi? 200-300 bin mi rakam? Evet, bunu da unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum ben konuklarıma. Afganistan'ın Libya'yı da konuşmuş olduk. Yusuf Erim, TRT World Dış Politika uzmanı çok teşekkür ediyorum. Doktor Şuay Nilhan Açıkalın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi çok teşekkür ediyorum. Ve Doçent Doktor Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bu haftaki küresel oyun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.